Evet, benim burada sizlerle beraber olma sebebim genel olarak benim yaptığım işin özünü zaten insanın nasıl kendi problemlerini çözeceği, nasıl gelişebileceği, nasıl ruhen daha gelişkin bir varlığa dönüşebileceğine ilişkin bir mesleği icra etmekte olmamın bana getirdiği birçok tecrübe ve deneyimle artı burada sizin yoga yaparken yapmaya çalıştığınız şeyin büyük ölçüde biraz sonra anlatacağım niye örtüştüğünü. Benim yapmaya çalıştığım şeyle örtüşen bir tarafı var. Dolayısıyla o örtüşen tarafın daha verimli bir şekilde, daha doğru bir şekilde kullanılabilmesi için belki bazı mevzuların üzerinde birlikte konuşup düşünmenin iyi bir şey olacağına inandığım için buradayım. Berivan'la tanışık ben olmak. De duymuş oldum bunu. Bu detaya girmemiştik ya. Berivan'ın da tabii ki bu konuda hissettikleri ve algıladıklarının da büyük bir önemi var. Çünkü beni davet eden sonuçta o. Berivan da kendi varlığını gelişerek ve problemlerini çözerek sürdürmeye çalıştığı bir süreçte yardımcı olmaya çalıştığım ya da eşlik ettiğim, ona eşlik eden birisiyim. Sanıyorum o da kendi deneyimiyle ilgili olarak böyle bir şeyin, böyle bir konuşmanın veya böyle bir beraber olmanın olumlu, verimli, hayırlı bir şey olacağına inanıyor ki gelir misiniz dedi bana. Ben de buradayım işte gördüğünüz gibi. Şimdi geçenlerde ben bir George Bataille diye bir adam, bu işte 60'larda özellikle 68 olaylarının oluşumunda, 68 ruhunun oluşumunda katkısı olan bir Fransız sosyolog, filozof, düşünce adamı diyelim. Tam da bu filozof değil, Foucault gibi. Kendi yaşadığı çağı anlamaya çalışan, işte geçmişiyle, bugünüyle, geleceğiyle insanoğlunu kavramaya çalışan birisinin bir kitabını okurken okuduğum kitap da İç Deneyim diye, George Bataille'in İç Deneyim diye bir kitabı. Inner Experience, değil mi? Doğru abi de biliyor. Fransızcası da Experience, Inner. Evet, öyle bir şey. Experience, de l'intérieur. De l'intérieur, evet. Experience de l'intérieur diye bir kitap. Bu kitapta adam aslında tam burada bizim bugün konuşmaya çalıştığımız şeyi anlatıyor. Adam şunu söylüyor. Diyor ki insanoğlu işte bir kültür varlığı olmaya başladığından itibaren ve de işte tabiatı içinde rahat yaşayabileceği, karnını doyurabileceği, işte soğuğundan, sıcağından korunabileceği bir biçimde oluşturmaya çalıştığı ve işte insanların bir arada beraberce bir hayat oluşturmaya çalıştığı dönemlerde diyor. İnsanlar temel olarak hem dış gerçeklikle baş etmeye çalışırlarken bir yandan, bir yandan da kendileriyle olan ilişkilerini sürdürmeyi becerebilecek bir yol bulmuşlar. Ve geçmişteki dinlerin, şamanizm dediğimiz veya animizm dediğimiz dinlerin aslında işlevinin insanların kendileriyle olan ilişkilerini sürdürebilmelerine yardımcı olmak olduğunu söylüyor. Yani insanın bir kendi dışında bir hakikat var, bir de kendi hakikati var. Ve kendi hakikatiyle ilişkisini sürdürerek dış gerçeklikle baş etmeye çalışması insanı aslında bütünlüklü bir varlık olarak tutmaya, çok fazla yüzeyselleşmeden, çok fazla akıldan, mantıktan ve bilgiden ibaret bir varlığa dönüşmeden kendisini duygularıyla, canlılığıyla, dürtüleriyle hissedebilen bir varlık olmasını ve katkıda bulunan bir sistem vardı diyor. Bütün ilkel toplumlarda ve ilkel kültürlerde insanlar bir yandan bir kültür varlığı olurlarken bir yandan da kendileriyle ilişkilerini sürdürmeye çalışıyorlardı ve bunu o zamanki dinler aracılığıyla yapıyorlardı diye anlatıyor.
Nasıl yapıyorlardı o zamanki dinler aracılığıyla? Mesela Dionysos ayinleri, eski Yunan'daki Dionysos ayinleri, işte biliyorsunuz bal bozumu, ürün hasatı yapılıyor ve insanlar o hasatı yaptıktan sonra eğlenmeye başlıyorlar. İçiyorlar. Tamamen bir grup regresyonu veya işte bir grup tamamen grubun ruhuna, içinde bulundukları topluluğun ruhuna uygun bir hale gelip neredeyse biraz bireyselliklerinin tamamen silindiği ama bütün hakikatlerin ortaya çıktığı, dans ederek, belki sevişerek, belki bağırarak, çağırarak falan tamamen kendileri olabildikleri bir ritüel yaşıyorlar. Dionysos ayinleri denen. Daha sonra Avrupa'da paganizmin bir şeyi olarak, devamı olarak devam eden festivallerde veyahut da bu faşinglerde falan olan şey aslında insanların zaman zaman tamamen kendileriyle ilişkilerinin çok güçlendiği ve bütün kendi hakikatlerini herhangi bir şekilde utanmadan, işte efendim yargılanmaktan, beğenilmemekten, şundan bundan, ayıplanmaktan arınacakları bir şekilde bütünüyle kendi hakikatlerini yaşayabilmelerinden bahsediyor. Şimdi eski kültürlerde bir şekilde insanın kendi hakikatini fazlasıyla yüzeyselleşmeden, fazlasıyla mantıktan veya bilgiden ibaret bir varlığa dönüşmeden kendilerini var etmenin bu şekilde yolunu bulduğunu anlatıyor adam. Ve de burada şöyle bir şey getiriyor. Şöyle bir sonuçta bir sonuca varıyor. Diyor ki insanların iki alanı vardır. Bir bilme alanı vardır. İşte nasıl ateş yakacağını bilirsin, nasıl yemek yapacağını bilirsin, nasıl avlanacağını bilirsin, işte ne bileyim arkadaşlarınla neler konuşacağını bilirsin, nerede susacağını, nerede konuşacağını bilirsin. Bir bilme alanı vardır. Bir de insanın tamamen bir iç deneyim alanı vardır. Ve bu iç deneyim alanının işte bu eski dinler vasıtasıyla yaşanabildiğini anlatıyor ve bunun bir insanın bütünlüklü bir varlık olarak bir yandan dış dünya ile ilişkisini sürdürürken bir yandan da kendini ıskalamadan veya kendini yok saymadan var olabilmesi için son derece önemli bir şey olduğunu anlatıyor. Anlattığı şeyleri çok benim de kendi deneyimlerime veya kendi işte insanların yaşadıkları sorunlara ilişkin olarak ne kadar zaman zaman akıllı, mantıklı, işte iyi anne, iyi kadın, iyi adam, iyi bilmem ne, iyi bilmem ne olacağım derken, kendinden beklenen kalıpları dolduracağım derken, kendilerinden ne kadar kopabildiklerini, ne kadar kendinden uzaklaştıklarını ve kendileriyle ilişkilerini kaybettiklerini, birçok bize gelen sorunların altında. Tabii öyle olunca insanlar hayatı anlamsız bulmaya başlıyorlar, hayatlarını boş buluyorlar, bir şeylerin bir türlü yetmediğini algılıyorlar. Hayatlarında bir eksiklik hissediyorlar ama bir türlü adını koyamıyorlar. Hayat bir türlü anlamlanmıyor. Gerçekten insan sadece aklını, mantığına, bilgisine göre yaşadığında ve kendi iç deneyimini ihmal etmeye başladığı zaman zaten bu insanın hayatında bir şeylerin yolunda gitmediğini bize anlatan birçok duygu oluşmaya başlıyor. Yani adamın anlattıklarıyla benim bu bilgim, bu gözlemim, insanlarda gördüğüm şeyler hakikaten fazlasıyla örtüşüyor. Onun için biraz onu referans alarak anlattım. Ama adamın da zaten kendisinin bu iç deneyim tecrübesi dediğim, birazdan anlatacağım mevzuyu bizzat kendisinin yaşadığı ve kendi yaşadığı deneyimi aktarmaya çalıştığı da zaten yazdıklarından belli. Adam yani felsefe yapmıyor. Adam bizzat kendi kişisel deneyimini aktarmaya çalışmış. Dolayısıyla ben değerli buluyorum bunu. Şimdi burada bir insanın mesele geliyor şuraya dayanıyor. Ama tamam biliyoruz işte okuyoruz, okula gidiyoruz, meslek sahibi oluyoruz. İşte bir işe giriyoruz, orada deneyim kazanıyoruz, işte yükselmeye çalışıyoruz, yaptığımız işi iyi yapmaya çalışıyoruz. Yani bir şekilde bir bilgi alanında kendimizi geliştirebilecek birçok yola sahibiz.
ne bileyim ilkokulundan başlayarak işte ortaokulu, lisesi, üniversitesi, işte daha sonra belki çeşitli seminerler, kurslar, bilmem nelerle aslında bilme alanımızı geliştirmeyi biliyoruz. Ama içsel deneyim alanında ne yapıyoruz? Şimdi bunun terazinin bir kefesinde bu kadar fazla okumaya, öğrenmeye çalışırken aslında bunu dış dünyaya kendimizi kabul ettirebilmek için yapıyoruz. Dış dünyada kendimize bir yer açabilmek için yapıyoruz. Hayatın bizi ezmesinden, bizi kendi dışına atmasından, bizi işsiz, güçsüz, bir değeri olmayan bir varlığa dönüştürmesinden duyduğumuz korkuyla oturuyoruz, okuyoruz, öğreniyoruz, iş güç sahibi oluyoruz. Tamam mı? Böyle bir gerçeklik var çünkü bunu yapamadığımız zaman hakikaten çöpe atılıyoruz. Ama bir de başka bir alan var. Kimse bize, ya bir de sen varsın, bir de senin kendinle ilişkin var, bir de senin kendi hakikatin var. Bunu bu kadar ihmal etme demiyor. Niye demiyor? Çünkü biz bunu ihmal etmemeye başladığımız zaman, işte diyelim ki bir iş yöneticisi olarak, efendim bir iş adamı olarak, bir efendim müteahhit olarak, bir yönetici olarak yapmamız gerekenleri yapamayız. Eğer kendi iç deneyimimiz, kendi hissettiklerimiz, kendi hakikatimiz bizim için bir önem taşıyorsa aslında onların istediği her şeyi bu kadar kolay yapamayız. Bunun bizim kendimizle ilişkimize nasıl yansıyacağı ister istemez hesap etmek zorunda olduğumuz bir şey olur. Yani kendimizle bir ilişkimiz varsa utanmaz olamayız. Vicdansız olamayız. Ben yaptım oldu diyemeyiz. Ne yapayım yaptım ama kazandım diyemeyiz. Kendimizin, kendimiz için bir önemimiz varsa o zaman bunları demekte zorlanırız. Dolayısıyla hayatı bütünlüklü bir şekilde yaşamak istiyor. Hayatını sadece başarı üzerine veya başkalarının onu beğenmesi veya işte başkalarının ona vereceği puanlar üzerine değil, bir de ayrıca kendine bir saygı ve sevgi duyabilecek bir varlık olarak sürdürme ihtiyacında olan, ki sağlıklılığın ölçütü budur. Yani sağlıklılık aslında bir insanın sevebilen, üretebilen, özellikle de kendiyle ilgili bir hoşnut olabileceği bir durumu oluşturabilen insana sağlıklı denir. Aman çok başarılı olmuş, bak işte ne bileyim dünyanın en iyi bilmem artisti olmuş, çok para kazanmış falan demek başka bir alan. İnsanın kendinden memnun, kendini seven, kendine saygı duyan bir varlık olması başka bir alan. Tamam, şimdi yoga tam tamına işte bu adamın anlatmaya çalıştığı, zaten kendisi de söylüyor. Diyor ki yoga aslında insanın iç deneyim ihtiyacına cevap veren bir uygulamadır diyor. Yani bugünkü yaşadığımız dünyada tamamen kendini ihmal etmiş ve kendiyle ilişkisini kesmek zorunda kalmış olan insanın aslında kendiyle yeniden ilişkilenmek için kullanabileceği yöntemlerden bir tanesi. Bunu da birazcık şöyle anlatıyor. Şimdi iç deneyim dediği şey adamın aslında temel olarak iki alanı kapsıyor. Yani işte diyelim ki mesela bir annenin doğurduğu çocuğa, işte ona annelik yaparken, işte bebekken, onu emzirirken, ona bakarken, onunla bir ilişki kurarken aslında burada bir bilgi alanı değil bu. Sadece bilgi alanı değil. Burada bilgisini de kullanıyor. İşte ne bileyim işte çocuğun altını nasıl bağlanacağını, nasıl temizleneceğini veyahut diyelim çocuğun altını pişik olmaması için ne yapması gerektiğini falan bildiği bir bilgi alanı var annenin. Ama bunun ötesinde çocukla yaşadığı bir deneyim var annenin de. Mesela diyelim ki bir bebek annesinin bebeğiyle kurduğu ilişki onun için o ilişkiyi bir iç deneyime dönüştürebilecek kalitede. Neden? Çünkü bir insan bilgisiyle bebek anneliği yapamaz. Bir insanın bebek anneliği yapabilmesi ancak kendi hakikatiyle bebeğin hakikatini örtüştürebildiği, bebeğin hakikatiyle kendi hakikatini beraberce algılayıp
yapabildiği her şeyi bebek için yapabilmeyi ya yönelmesiyle, bebeğe öyle bir yönelimi olmasıyla mümkün. Yani aklıyla değil, yüreğiyle, duygularıyla, hissettikleriyle yapabileceği bir şey. Bir insanın bebeğine annelik yapması. Mesela cinsel hayat veya ne bileyim bir aşk ilişkisi. Orada da aynı şey oluyor. Aşk ilişkisi akılla yürütülmez. Aşk ilişkisi duygularla, hissedişlerle oluşan duygusal içeriği zengin olan bir ilişki ise aşk ilişkisidir zaten. Yoksa bir ortaklık ilişkisi olur, bir arkadaşlık ilişkisi olur, ne bileyim bir yoldaşlık ilişkisi olur, bir dayanışma ilişkisi olur. Ama aşk ilişkisi olabilmesi için tamamen insanın kendi hakikatinin, dürtüsel ve duygusal hakikatinin o ilişkiye yansıması ve karşı tarafında yansımasını beklemesi gerekiyor. Karşı tarafı yansıtamadığı zaman tek başına yansıtamazsınız. İki tarafın birlikte oluşturabildiği bir şey ve o da bir iç deneyimdir. Genel olarak yani şöyle bir şey denebilir. Bazı şeyler vardır hayatta. Ancak ruhumuzun katılımı olabiliyorsa onlar olabilir. Ruhumuzu katamıyorsak cinsellik de öyle, aşk ilişkisi de öyle, annelik de öyle, babalık da öyle. Oralara kendi ruhumuzu katabiliyorsak o ilişkiler bu vasıfları taşıyabiliyorlar. Aşk ilişkisi dediğimiz, anne bebek ilişkisi dediğimiz, sevgi ilişkisi dediğimiz ilişki olabiliyor. Eğer bunları katamıyorsak, sadece çıkarlarımızı, ihtiyaçlarımızı o ilişkiye aktarıyorsak, zaten o ilişki bir iç deneyim olmaz. O ilişki herhangi bir varlığın bizim ihtiyaçlarımızı karşılayıp bizi ihtiyaçlarımız yüzünden gerginliğe düşmekten korur. İhtiyaçlarımız yüzünden acı çekmekten korur. İşimize yarar ama iç deneyime dönmez. İç deneyime dönebilmesi için muhakkak ruhumuzun katılıyor olması lazım o ilişkiye. Ve de işte büyük ölçüde demin konuştuğumuz o demin söylemeye çalıştığım akıldan efendim bilgiden ibaret olan kısmımıza bırakırsak bütün ilişkiler aslında bir çıkar ilişkisine, bir karşılıklı birbirini gözetme ilişkisine veya karşılıklı olarak birbirinin yalnızlıktan korunmasına yardımcı olabiliriz. Ama bu bir iç deneyime dönmez. İç deneyime dönebiliyor olması için muhakkak ilişkiye ruhumuzun katılması gerekir. Yani bunun mesela en somut yaşandığı alanlardan bir tanesi cinselliktir. Daha önce konuşmuştuk İstinye'de ama hani tekrar gerçekten ruhumuzun katıldığı bir cinselliğin yaşanması bir neredeyse kutsallık duygusu taşır. Ruhun katıldığı, iki tarafında ruhunun katılabildiği bir ilişki neredeyse bir kutsallık kokusu vermeye başlar. Bir içsel deneyime döner çünkü. Yani normal hayatın içerisinde insanın hayatını çok da farkında olmadan veya kurgulamadan bir içsel deneyim alanları yaratarak sürdürebilmesi mümkün. Kısacası bir annelik yaparken, bir insanı severken, bir insanla bir ilişki yaşarken, cinselliğini yaşarken. Bu aslında cinsellik bu bakımdan hakikaten istisnai bir yeri vardır. Yani insan hayatında insanı cinsellik kadar hakikileştiren başka bir şey yoktu. Dolayısıyla burada bir yerde insanın kendi cinselliğini sağlıklı ve doğru yaşayacak bir donanıma gelmesi neredeyse bir lütuf gibi bir şey. Ama bu bir insanın kendi cinselliğini sağlıklı yaşayabilecek hale gelmesi için bir insanın bir insanı sevmekten zarar görmeyecek hale gelmesi gerekir. Yani bir insan karşısında bir insanla yakınlık size zarar verecek. Ya da sizi kendinizden vazgeçip karşınızdaki insana yönelmek gibi bir tehlike taşıdığında, yani neredeyse karşınızdaki insanın içinde kaybolup gitme tehlikesi oluşturmaya başladığında bu dediğim şey olmaz. O zaman insanın kendi içindeki refleksler uyanır, kendini o deneyimden uzaklaştırmaya başlar. Neden yapar bunu? Zarar görmekten korktuğu için. Veya hastalanmaktan kaçınmaya çalıştığı için. Dolayısıyla aslında burada hani cinselliğin böyle bir anlamı var derken
bunu isterseniz böyle yaşayabilirsiniz gibi anlamayın. Yani ben şöyle yaşamak istiyorum demekle bu yaşanmaz. Bunu yaşayabilecek hale gelmek bir gerçekten kendini sevebilen, kendine saygı duyan, kendini koruyabilen, karşındaki insanını memnun etmeye çalışmak yerine onu sevebilen bir varlığa dönüştüğünüz zaman mümkün olur. Dolayısıyla cinsellik insanın gelişkinliğinin ödülüdür. Yani o gelişkenliğin sonunda gelinen bir noktadır. Yoksa ben bunu yaşamak istiyorum, öyle yapıyorum, böyle demekle olacak bir şey değil. Yani öyle bir şey olsaydı zaten insanlar bu kadar yalnız, bu kadar acılı, bu kadar kendilerinden kopmuş, bu kadar kendilerinden uzaklaşmış varlıklara dönüşmezler. Şöyle bir şey söyleyeyim burada bir parantez olarak. Yani işte bir sürü genç insanla özellikle çalıştığınızda, onlara yardımcı olmaya çalıştığınızda şunu çok net görürsünüz. Özellikle kızlarda. Kendi bedenlerinin oluşturduğu çekimi bir ilişkinin sermayesi yapıyorlar. Yani karşındaki insana bağlanarak, severek, onunla bir şey oluşturarak değil, kendi bedenlerini ortaya koyarak karşındaki insanın kendine bağlanmasına ve kendine bir yatırım yapmasını sağlamaya çalışıyorlar. Tamam mı? Şimdi böyle bir durumda bu dediğim şey olmaz. O zaman insanlar, bu genç insanlar kendi diyelim Allah'ın onlara verdiği bir şeyi, bir bedeni sevilebilmek için kullanıyorlar. Tamam, kendilerini geliştirmeye çalışmak yerine nasıl göründükleriyle, nasıl çekici olacaklarıyla, nasıl daha bilmem ne halleriyle, tavırlarıyla nasıl daha iyi bir fotoğraf olurlarsa peşlerindeki insan sayısını artırabileceklerine yöneliyorlar. Ya buradan bir yere varılmaz. Buradan insan altı üstü kendini beğenilen, çekici, peşinde koşulan birisi olarak algılar. Ama teminden beri anlatmaya çalıştığımız alan oluşmaz. O içsel deneyim alanı oluşmaz. Yani şunu demek istiyorum. Bir insanın hayatı, hayata verdikleriyle ve hayattan aldıklarıyla ve yüzeyselleşmeden veya kendinden kopmadan veya kendini harcamadan başka bir insanla veya diğer insanlarla ahenkli bir şey oluşturabilmesi, ahenkli bir dünya oluşturabilmesi, kendi dünyasını öyle bir dünya haline dönüştürebilmesi ciddi bir gelişkinlik ister. Ve o gelişkinliğin oluşmasının unsurlarından bir tanesinin aslında insanın bir içsel deneyim alanı yaratmasıyla ilgili olduğunu söylüyor. Yani insanın gelişmesi başka bir şeydir, büyümesi başka bir şeydir. İnsanın daha bilgili, daha çok okumuş, daha her konuda söyleyecek bir şey olan bir insan olması başka bir konudur. Yani bilme alanının ustası olması başka bir konudur. İnsanın ruhsal olarak gelişmiş bir varlık olması başka bir konudur. Bir kere bunları birbirinden karıştırmamayı öğrenelim. Hatta birine çok yöneldiğimiz zaman öbürünü ihmal edeceğimizi bilelim. Tamam mı? Yoga yapmak bir bakıma aslında bu dengeyi kurmaya çalışmak. Ama yogayı doğru kullanırsanız. Günümüzde yoga yapmak da hani daha fazla bilgiyi edinmek, özellikle yoga hocalık eğitimleri falan, hani bilgiyi edinmek kısmı tamam, daha ağır basıyor. İnsanların hani iç deneyim ve kendilerini geliştirmek kısmı, evet iç deneyim kısmı daha geride kalıyor. Yani yoganın özünden uzaklaşmış oluyoruz dolayısıyla aslında. Yani bu konuyla başlamamızın sebebi de aslında yogayı nasıl alacağımızı hani doğru yere koyalım demek için de aslında. Evet. Yani yoga aslında bilme alanının dışındaki bir alan. Onu öyle tutabilirsek o zaman ondan maksimum yararı alabiliriz. Yani bunu bir kere net olarak söyleyebilirim. Şimdi burada bu kendiyle ilişki veya içsel deneyim dediğimiz şey ne? İçsel dediğimiz şeyi adam çok net bir şekilde söylemiş. Diyor ki bu bir ekstaz haline girmektir. Ekstaz. Vecd haline girmektir. Vecd haline girmek nedir biliyor musunuz? Vecd haline girmeyle vecdin oluşması ne demek? Bir bilgisi, bir fikri olan var mı?
bu konuda. Vecd ne? Bilincin yok olması. Birlik hali. Bilincin yok olması halinde vecd haline gidersin. Tamam mı? Ama vecd hali sonuçta erişilen yer. Şimdi bilincin yok olması yöntem. Kutsallığı hissettiğiniz, evet, yer. Yani vecd halinde bir kere bir kutsallık duygusu oluşuyor. Yani dolayısıyla vecd halini tarih boyunca insanlar zaten mistik deneyim olarak tanımlamışlar. Yani kutsallık duygusunun olduğu bir durum insanlar tarafından aslında vecd hali olarak tanımlanmış. Kutsallık duygusu dediğiniz ne? Kutsallık ne? Kendinin çok küçük olduğunu algıladığın, yani aslında bütün bir parçası olduğunu, evet, ve hani ona, onun önünde eğilme şeyi hissettiğin hani bir yer gibi tanımlardım ben yani. Evet, hemen hemen söylediği gibi Beruva'nın, kutsallık duygusu aslında bir bebeğin annesi karşısında hissettiği duygu. Yani bir bebek. Yani biz hepimiz kutsallık duygusunu biliriz, tanırız. Bir annemiz olduysa, ne bileyim, annemizin gözlerine takılıp kaldıysak, hayranlıkla, aşkla ona bakabildiysek, bizde bir güzellik duygusu oluştuysa, yani bir estetik duygusuna sahipsek, onu kendi annemizle bebekken yaşamışızdır. Ama temin söylediğim, anlattığım bilme alanı bizi, içimizdeki bebeği dışımıza atmaya mecbur eder. Yani bilme alanına kaydığınız zaman içinizdeki bebek size frendir. İçinizdeki bebeği yok etmek ve yok saymak zorunda kalırsınız. Akılınızla, mantığınızla yaşamak zorunda kalırsınız. Çıkarlarınıza bakarak, matematik, aritmetik toplama çıkartma yaparak yaşamaya başlarsınız. Bunun bana ne faydası var, ne zararı var? Şunu yaparsam şöyle olur, bunu yaparsam böyle olur, şunu yaparsam kaybederim, bunu yaparsam kazanırım. Tam matematiğe başladığınız zaman zaten içinizdeki o derin, o kutsallığı falan tanıyan tarafı tekmeleyerek dışarı atmışsınızdır. Tekmelemeseniz bunu yapamazsınız çünkü. Doğru olanı yapmaya çalışırsınız. Gerekeni yapmaya çalışırsınız. Bu hesaplara giremezsiniz. Dolayısıyla bildiğimiz bir şeydir. Kutsallık duygusu, bir insan otistik değilse, bir otistiklerde yoktur mesela kutsallık duygusu. Veya şizofren değilse, şizofren derken çocukluk şizofreni değilse, kutsallık duygusunu muhakkak deneyimlemiştir. Deneyimlediği için zaten şizofren olmamıştır. Deneyimlediği için otistik olmamıştır. Dolayısıyla Alzheimer başka bir şey. Alzheimer bir kere çok yanlış kullanılan bir terim. Alzheimer normal şartlarda, yani tıbben 45 ile 55 yaş arasında başlayan ve sebebi nöronlarda alüminyum birikmesi olan bir genetik bozukluğun normal insanlarda alüminyumu atılımını sağlarken veya hücre içine girmesini engellerken bazı insanlardaki genetik bir bozukluk bu alüminyumun hücre içerisine girmesini engelleyemiyor. Hücre zehirleniyor ve 50-55 yaş arasında beyindeki kortikal hücreler, yani beynin üst katındaki, üst seviyesindeki hücreler ölmeye başlıyor ve kişi o zaman bilme alanını tamamen kaybediyor. Buna Alzheimer diyorlar. Ama benim gördüğüm şu, etraftan bir sürü insandan görüyorum. İnsanlar benim annem bunadı demiyor, Alzheimer oldu diyor. Kaç yaşında anne? 80 yaşında. Ya 80 yaşında Alzheimer olmaz. Bunama o. Ama nedense bunamadan utanmıyor insanlar. Fakat Alzheimer lafından utanmıyorlar. O hastalık, Allah. Hastalık, yapacak bir şey yok. Ama bunama olunca sanki ayıp bir şey. Adı Alzheimer diyor kuruyor. Yani işte deminden beri bunlar şey, o kalıplara girmişliğimiz, kendi hakikatimizi, kendi insan olarak, ne bileyim, insan olarak son derece, işte 2 dakika nefes almasak ölürüz.
bilmem ısı 80 dereceye çıkarsa 2 dakika çıksın yeter yani. Bu kadar fragil, bu kadar dış koşullara bağımlı varlıklarız. Ne hikmetse bunu kabul etmek çok zor geliyor herhalde bize. Ha babam her bir şeyden incindiğimiz için annemize bunun adı diyemiyoruz, Alzheimer diyoruz. Dolayısıyla Alzheimer başka bir şey. Kaybolmuşluk duygusuyla bağdaştırıyoruz. Kaybolmuşluk duygusu gerçekten çok önemli bir duygu. Ama yani onu Alzheimer'la bağlantılandırmamak lazım. Alzheimer da kaybolur. Şimdi birazdan söyleyeceğim şeyler zaten bu senin söylediğin şeyi de çok doğrulayan bir şey oluyor. Oraya beni biraz erken çekmiş olacaksın ama. Ne diyordum ben böyle? Kutsallıktan bahsediyordum. Kutsallıktan bahsediyordum. Evet, beş halinden bahsediyordum. Otistik ve şizofrende yoktur. Evet, yoktur. Normal insanlarda bu duygu zaten vardır. Ama önemli olan o duyguyu içimizde muhafaza ederek bir hayat kurup kuramadığımız. Yani bir yerde bir iç deneyim sahibi olmak, bir iç deneyimi yaşayabiliyor olmak zaten bunu garantiliyor. Yani bizim kendi en derin hakikatimizle ilişkimizi sürdürebilmemize katkıda bulunmuş olduğu için önemli oluyor. Bilme ile kutsallık alanını hani ayırıyorduk yoganın içerisinde. Yani iç deneyim alanıyla evet, bilme alanını ayırdığımız zaman iç deneyim alanı aslında en somut ifadesi vecd duygusu. Ve vecd duygusu zaten bizim bebeklikte annemizle yaşadığımız, demin Berivan'ın anlattığı gibi aslında bizim gözümüzde yeni doğmuş bir bebek olarak annemiz Allah, bizi var eden, bizi besleyen, bizi hayatta tutan, bizim rızkımızı veren, bizi koruyan, kollayan, sürekli bizim iyiliğimizi isteyen falan varlık. Değil mi anne? Bir bebek için. Anne o. Ve o anne bebek açısından kutsal bir varlık olarak algılanıyor. Ve bir bebeğin işte estetik duygusu dediğim mesela güzellik anlayışı. İçimizde güzele duyduğumuz sevgi falan. Annemizi çok güzel olarak algılamış olmamızdan kaynaklanıyor. Ama belki bir haftalıkken, ama belki 20 günlükken yaşadığımız deneyim, bunu yaşayabildiysek bu zaten daha sonraki hayatımıza yansıyor. Yaşayamadıysak da daha kuru, daha biçimci, daha çıkarcı, daha duygusuz, daha duygu dünyası, fakir varlıklar olarak yaşamak zorunda kalıyoruz. Peki buradaki soru şu. Ne yapayım şimdi, annem benimle ilişki kuramamış. Efendim ben de onu öyle kutsal bir varlık olarak veya çok güzel bir varlık olarak bir aşkla algılayamamışım. Kadın benimle ilişki kuramamış. Ben ne yapayım? Burada benim kabahatim ne? İşte burada birazcık işte bu yoga falan veya bu içsel dediğimiz şey işte o orada oluşmamış olanı yakalama çabasından kaynaklanıyor. Birçok insan için böyle bir fırsat sunuyor. Evet. Yani hatırlamıyorsak. Hayır. Yani şöyle diyeyim sana. Yani bazı şeyler vardır. Yaşandığı zaman o unutulmaz. Yaşandığı zaman onun hükmü icra eder. Mesela bu öyle bir duygu. Estetik duygusu yaşandığı zaman hükmünü icra eder. Veya diyelim ki mesela birini öldürdü. O bütün ömrünün sonuna kadar hükmünü icra eder. Hükmünü icra etmesini istemiyorsan kendinle ilişkini kesersin. Yüzeyselleşirsin. Ya da kendinle ilişkini sürdürürsün ama onun acısını, onun suçluluğunu, onun azabını hissederek yaşamak zorunda kalırsın. Şimdi bizim işimiz, yani benim işim, bir insan böyle bir şey yaptıysa bunun acısını yaşamayı kabullenmesine yardımcı olmaktır. Bunu örtüp, bunu gömüp tamamen yüzeysel, tamamen manasız bir varoluşa kaymasını engellemeye çalışmaktır benim işim. Ama bazı şeyler, mesela ne bileyim bir insanın evladı ölmüştür. Bunu unutamaz. Unutması için çok yüzeyselleşmesi lazım.
Yani anne ile kurulan ilişki de aynen bunun gibi bir şeydir. Tabii, hepimizin yani, içinde yazılıdır ve o hükmünü icra eder bütün bir ömür boyunca. Normal şartlarda da insanı büyüten, geliştiren şeyler yani şöyle diyeyim, yani günümüzün mesela en büyük problemi insanların kendilerini bir fotoğraf olarak oluşturmaya çalışması. Herkes iyi bir fotoğraf olmaya çalışıyor. Kimisi diyor ki benim bir tane çocuğum var, erkek. Bir tane de kızım olursa daha iyi bir fotoğraf olurum. Kimisi diyor ki efendim ben bilmem şöyle bir kocam olursa o çok güzel bir fotoğraf olur. Kimisi diyor ki bilmem arkadaşlarımla şöyle bilmem ne bir bilmem ne falan filan. Instagram dediğin şey ne? Zaten ha babam ne kadar iyi bir fotoğraf olduğunu herkesin gözüne sokmaya çalışmak değil mi? Ne kadar kültü olmuş bir şey ya bu bugün dünyasında. Şimdi bak, fotoğraf olmak demek ne demek biliyor musun? İki boyutlu olmak. Bir enin var, bir boyun var. Bir dikdörtgensin. İki boyutlu bir şeysin. Şimdi burada konuştuğumuz her şey, insan iki boyutlu olmaktan kurtulup nasıl üç boyutlu, dört boyutlu, beş boyutlu olurun cevabını arıyoruz. Dolayısıyla da burada bu işte acı çekmek, suçluluk duymak, bir şeyden çok pişman olmak, yapılan bir hatanın eğer ölümcül bir sonucu olduysa onun içinde zaman zaman kanayan bir yara olması falan, bütün bunlar insanı insan yapar. İnsanı bir fotoğraf olmaktan kurtarır. Yani bir iç deneyime döner aslında. Bu tip ağır duygular ve insanlığı bunlar çok fazla gelişmeye mecbur eder. Yani normal bir, yani normal demeyeyim de normal lafı biraz anormal bir laf. Şöyle diyeyim. Yani bir insanın içinde büyündüğü koşullar onu hayatı yaşayabilecek bir insan olmaya doğru iten, öyle birisi olmaya mecbur eden koşullarsa, parantez içinde bazı, çoğu durumda insanlar annelerinin, babalarının stepnesi olmaya, onların hayatını doldurmaya, onların tutunabilecekleri bir şey olmaya, onların hayatında bir boşluk oluşmasını engellemeye dönük olarak yatırımlandırırlar. Yani biz çoğu zaman kendimiz, kendi hayatımızı doğru yaşayalım, yaşadığımız hayat bir insan hayatı olsun, acısıyla, sıkıntısıyla, mutluluğuyla, efendim pişmanlıklarıyla bir insan hayatı yaşayalım diye yetiştirilmeyiz. Ya anamızın babamızın mükemmel numune çocuğu olmak üzere yetiştiriliriz. Ya onlar yalnız kalmasınlar, efendim onlara gerektiğinde yanlarında olalım diye yetiştiriliriz falan. Tamam, ne yazık ki insanoğlunun yani ya da bizim toplumunun büyük çoğunun maruz kaldığı, ona yazılan program böyle bir program. Sen kendin ol, sen kendi hakikatini yaşa, sen kendin hayatı yaşa, sen mutlu ol, zarar yok acı çek, zarar yok pişman ol ama hata yap ama hatalarından öğren falan diye büyütülmedik. Hatasız olmaya, mükemmel olmaya, anamızın babamızın iftihar edeceği bir şey olmaya göre yetiştirildik değil mi çocuğu çoğumuz? Tabii ki onların değer duygularını tamamlamaya yönelik yetiştirdik. Çoğu zaman öyle oluyor. Hani ama bazen, nadiren de olsa bir insanın içinde büyüdüğü ortam, anne baba birbirine çok seviyorsa, birbirlerine çok bağlıysa o zaman çocuk zaten özgürleşir. Onun o zaman onlar da çocuk kendi stepneleri olarak kullanmazlar. Onlar da kendilerine bakarlar. Kendi aralarındaki ilişkiye kilitlenmişlerdir. Dolayısıyla itişirler, kakışırlar, kavga ederler, sevişirler, bilmem ne yaparlar ama çocuk kendine onların arasında kendi olabileceği bir alan bulur. Ama bu ne yazık ki bizim toplumda istisna. Neden istisna? Çünkü insanlar birbirlerini sevmiyorlar. Çünkü karı koca birbirleriyle öyle bir ilişki ne yazık ki oluşturamıyor. Ne oluyorsa çocuklar oluyor dediğimiz bu zaten. Çok mu yoruldu? Tamam, şimdi burada tekrar bu şeye dönecek olursak, iç deneyim meselesine dönecek olursak, demin dediğim gibi bir insanın bebekliğinde, erken çocukluğunda yaşayamadığı, deneyimleyemediği şeyleri acaba yaşama ve deneyimleme şansı var mıdır? İşte eskiden dinler bunu yapıyormuş.
insanlar öyle bir ruh haline giriyorlarmış ki herkes neyse o oluyormuş. Neyse o oluyormuş. Bizim yaşadığımız kültürde insanların neyse o olma şansı yok. Neysen o olmana izin vermezler. Ya adın orospu olur, ya puşt olur, ya yalancı olur, bir şey olur ama senin sen olmana izin vermezler. Neden izin vermezler? Çünkü sistem böyle kurulmuş. Sistem belli kalıplara uyum sağlamaya ve o belli kalıpları uygulamaya göre kurulmuş olunca aslında tam anlamıyla bir insanın kendi hakikatini realize etmesi genel olarak yadırganan ve istenen bir şeydir. Yani örnek, diyelim ki bir kasabada bir kadın aşık olduğu bir adamın peşinden gittiği zaman adı orospu olur. Neden? Çünkü kocalarını sevmeyen birçok kadın bunu yapamadıkları için ya diyecekler ki bu orospu ya da diyecekler ki ne iyi yaptın, kendileri de yapacaklar. Mecburen orospu olur onun adı. Cesaretleri yetmediği için, güçleri yetmediği için. Değil mi? Onu kötü yaparak, öteki yaparak kendilerindeki oluşturduğu çekimden kurtulmaya çalışırlar. Değil mi? Bütün toplum için bu geçerli. Dolayısıyla toplum bizim kendimiz olmamıza izin vermez. Toplum bizim kimi seveceğimizi, nasıl seveceğimizi, kimi sevmeyeceğimizi belirlemeye çalışır. Bizim kendi dünyamızı, kendi hakikatimizi hayata sokmamıza izin vermemeye dönük bir baskısı vardır üzerimizde. Şimdi burada bu benim demin söylediğim George Bataille dediğim adam şöyle bir saptamada bulunuyor. Diyor ki işte Yahudiliğin, sonra da Hristiyanlığın ve sonra da Müslümanlığın oluşmasıyla dinler bir bilme alanına dönüştü diyor. Halbuki daha önce dinler içsel deneyimin garantisiydi. Bilme alanına dönüp İşte imamların, rahiplerin, bilmem din adamlarının iktidar, toplum üstünde güç ve iktidar oluşturmak için kullandığı bir şey haline gelince din vasfını kaybetti diyor. Ve burada bir parantez açıp yoganın aslında Budizmin burada bir istisna olduğunu ve doğru kullanıldığında, iyi kullanıldığında bunun insana bir iç deneyim imkanı sağlayacağını söylüyor. Şimdi gelelim tekrar bu vecd haline. Bu vecd hali nasıl oluşuyor? Tarih boyunca insanlar temin konuştuğumuz, sorduğumuz soruya cevap aramışlar. Yani benim annem, ben de kendimi çok değerli, çok övünülecek, çok sevilecek bir varlık olarak kendimi hissetmemi sağlayamadı. Ben de babam kahraman olmaya çalışarak, ha babam ona buna yardımcı olmaya çalışarak, ha babam şövalye olmaya çalışarak, ha babam bilmem ne komutan olmaya çalışarak, şu bu, kendimi önemsemeye çalışarak, kendimi önemseyeceğim yollar bularak, bendeki bu değersizlik duygusundan kurtulmaya çalıştım ama bir türlü olmadı. Ben bunun altından nasıl kalkarım, bunun daha iyi bir yolu yok mu diye aramışlar. Şimdi büyük ölçüde aslında insanların, bu şeyi söylüyorum tabii, yani bu eski dinlerin insanlara sağladığı olanağın dışındaki diğer dinler içinde hep bir mistik alan, hep bir mistik arayış olan bir kesimler olmuş. İşte Hristiyanlarda, Yahudilerde Kabala. İşte Hristiyanlarda bütün manastırlar, şunlar bunlar, onların gördüğü işler. Efendim Müslümanlarda İşte bizim Mevlana falan örneğinde olduğu gibi tasavvuf dediğimiz alan aslında dinin içerisinde bir içsel deneyim alanı yaratmaya çalışmış. Ve dinin içerisinde bu içsel deneyim alanı yaratmaya çalışanlar hep dini iktidar alanı olarak kullananlarla çatışmışlar. Ve de bir sürüsü asılmış, kesilmiş, yakılmış. Değil mi? Haccacı Mansur falan bizim İslam şeyinde bildiğimiz bir örnektir. Şeriatçılarla tasavvufçular arasında derin bir çatışma olmuştur hep. Ve şeriatçılar, tasavvufçuları kafirlikle bilmem neyle suçlamışlardır. Ama sonunda tasavvufçular 1400'lü yıllardan itibaren, şeriatçılar 1300'lü yıllardan itibaren İslam tarihinde onlarla uzlaşmışlardır. İşte İmam Gazali denen adam
tam anlamıyla bunun şeyidir. Bunun temsilcisidir. Yani mistik alanı yavaş yavaş şeriatçılarla uzlaşma alanında bir hesap çıkar, dert tut alanına dönüştürüp aslında yok olmasına sebep olmuştur. Ve de arkasından da zaten işte Cumhuriyet'in bu tekkeleri kapatırken ki gördüğü tekkeler son derece dejenere, esrarkeş, oğlancı, bilmem ne abuk sabuk bir şeye dönüşmüş vaziyetteyken de Cumhuriyet onları kapatıp aslında çöp atmış. Yani zaten onlar kendilerini bitirmişler. 300 yıl, 400 yıl içerisinde hiçbir manaları kalmamış. Şimdi burada mesela bir bu konulara meraklı olan birine mesela bu ben daha önce de söz etmiştim buradaki toplantılarda. Bir başka mesela mistik deneyim alanı Don Juan'ın Öğretileri diye bir dizi var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Okudunuz mu? 12 ciltlik bir şey. Orada işte şimdilerde onun Peru falan şeyleri var. Orada anlatılanların bir şey olarak bir kamp gibi yani işte bizim burada yapmaya çalıştığımız bir uygulama gibi, bir workshop gibi o alanın tekrar uyandırılması ve o alanın insanlara açık bir hale getirilmesi için bunu bir meslek veya ne bileyim belki bunu bir uygulayıcı olarak hayata geçiren insanlar var. O da şöyle bir şey. Şimdi eski kültürler yani işte bu mesela benim Don Juan'ın öğretileri dediğim Toltek'lerle ilgili bir bilginin aktarımı. Toltekler bu bugün bizim işte Orta Amerika'da bildiğimiz iki tane temel uygarlık Mayalarla İnkalar. Onların öncülü olan sonra ortadan kalkmış olan bir uygarlık. Yani nasıl Hindistan'da Veralar var. Hint kültürünün arkasında çok da fazla bilmediğimiz, çok da fazla ortaya çıkmamış olan daha derin bir kültür var. O Veralar veya işte Sanskritçe daha çok kendini ifade eden Latin dili gibi ölmüş bir dil Sanskritçe. Çok eski bir uygarlığın aslında yansımasının Budizmi doğurduğu söylenir. Çok eski. Yani dünyada işte muhtemelen dinozorlar çağından sonra bir çağ geliyor. Sonra bir şeyler oluyor ve işte Atlantis batıyor. Bilmem işte bu Toltekler gidiyor. Bu Sanskritçe konuşan halklar gidiyor. Sonra bugünkü bizim bildiğimiz, tanıdığımız insan uygarlığı oluşuyor. Ama o işte bu uygarlığın arkasındaki bu uygarlığa ait bir şeydir mesela bu. Don Juan'ın öğretileri dediğim kitap bir Toltek bilgisinin aktarılmasıdır. Mesela orada anlatılan şey ki orada şöyle bir şey oluyor. Şimdi tekrar buraya bir nokta koyalım sonra bana hatırlat. Tolteklerde kalmıştık diye. Tekrar buraya dönelim. Şimdi tekrar bu iç deneyim meselesine döndüğümüzde dedim ki iki tane alan var. Bir tanesi bilme alanı, bir tanesi iç deneyim alanı. Şimdi bilme alanı dediğimiz şeyle zihin çok bağlantılı. Yani insan kendi zihnini, aklını geliştirebilir. Nasıl? Okuyarak, matematik öğrenerek, mühendis olarak, bu öğrendiği matematiği hayata uygulayarak, bilmem ne yapar, aklını maksimum kullanabilir. Ama bu bilme alanı. Şimdi bir de başka bir alan var dedik. Bu alana nasıl giriliyor? İç deneyim alanı. Vecdin oluştuğu alan. Oraya nasıl giriliyor? Oraya sessizlikle giriliyor. Sessizlik ne? Zihnin durması. Peki zihin nasıl duracak? Şimdi hepiniz meditasyon deneyimi yoga ile uğraştığınıza göre meditasyon deneyimine sahipsiniz. Meditasyonun derinleşmesini engelleyen şey ne? Aklınıza bir şeyler gelmesi. Zihninizin çalışmaya başlaması. Değil mi? Kafanızın durmaması. Peki bu ne? Niye durmuyor bu kafa? Sus diyorsun, sus diyor. Ha babam nefesini dinliyorsun. Ha babam matara matara bir şeyler.
Veyahut da işte pozisyonlar alıyorsun, bilmem ne yapıyorsun falan filan. Yine ne yapmaya çalışıyorsun? Zihni durdurmaya çalışıyorsun. Durmuyor. Tamam, bütün mesele burada. Şimdi zihni durdurmak için neler yapılmış? İnsanoğlu zihni durdurmak için ne yapmış? Bu şimdiki Peru takımı veya geçmişte Toltekler zehirleyici maddeler almışlar. Ne o? İşte peyote, mantarlar falan. Tamam, onu aldığın zaman ne oluyor? Onu aldığın zaman zihin iptal oluyor. Yani Alzheimer oluyor. Tamam mı? Yani bir anlık Alzheimer oluyor. Zihin kayboluyor. Dolayısıyla zihnin kaybolması, yani zihnin işlevini kaybetmesi ve durması insanı derine kaydırıyor. Nereye kaydırıyor? İç deneyime kaydırıyor. Şimdi bakın, burada kritik olan nokta şu. Zor olan nokta şu. İç deneyime kaydın. Ama içinde öfkesi fazla olan bir insansın. Nereye gidersin biliyor musun? Şeytanların arasında. Boynuzlu, koca dilli, kırmızı kırmızı gözlü, kocaman ağızlı, tamam mı? Koca koca dişli. Ödün kopar. Ödün kopar. Yani böyle hani ne derler? Altına sıçma. Bunu tamam. Doktor Motoyama da bahsediyor. Benim hocam Paul Gui var ya, onun da hocası. O da bahsediyor bundan. Aynen böyle yani. Şeye, o da orada diyor, seni kovalarlar falan diyor. Derin korkunç derin. Bir yere girersin. Tamam mı? Yani cehennem, zebanilerin arasına düşersin. Dolayısıyla bu deneyimi yaşayan insanların bir kısmı akıl hastası olur. Yani öfke düzeyi o düzeydeyse oraya kaydığında bir daha kafayı toparlayamazsın. Maruz kalma süresiyle bağlantılı mı? Yani şöyle söyleyelim, birinin kontrolü altında diye bilinçaltı terapileri yapıyor. Bir nevi oraya gitme ihtimalin çok yüksek. İlk deneyiminse hele. Onun maruz kalma süresi, işte seni yönlendiren kişinin ne kadar kontrollü olduğu önemli mi? Atıyorum, oraya gittin ve kişi fark etti, yönlendiren kişi fark etti ve seni başka bir yere çekti ya da toparladı. Ya da böyle bir deneyime giden kişi biraz daha farkındalığı yüksekti, bunları bekliyordu. Niye böyle bir şey yaşadığını biliyordu, yani o korkuyu, öfkeye niye gittiğini biliyordu ve kendini bilinç düzeyinde bir şekilde çekti diyelim. Yani maruz kalma süresi kalıcı hasar. Tabii ki bunlar son derece önemli. Etkili. Yani yanında olduğunuz insanın usta olması, tecrübeli olması, nereden itibaren hastalanacağınızı bilmesi, işte deneyimi durdurması falan filan. Bunlar genelde ona göre bir şeyler ayarlayabiliriz. Ama şöyle şimdi burada şöyle bir şey var. Mesela bu benim anlattığım, ben o kitabı okuyorum. Don Juan'ın öğretileri. Orada mesela böyle bir şey oluyor. Carlos Castaneda diye bir dingin var. İşte bu 12 cilt kitabı yazan adam. O dingin bir antropolog. İşte bir şeyi buluyor. Bir şifacıyı buluyor. Bir şey işte Kızılderili. Toltek değil. Ne? Bir Yaki Kızılderilisi ama adamın bilgisi ve uyguladığı şey Toltek mirası. Toltek bilgisi ve bilgeliğinin aslında adam edinmiş bir adam. Bu bizim gariban Carlos Castaneda'ya illa ben de şifacı olacağım, illa öğreneceğim, işte antropoloji kitap yazacağım, bilmem ne falan, bizim gibi bir salak. Yani tamamen bilme alanının bir parçası haline getirmeye çalışıyor bu şeyi, bu iç deneyimi. Ve bu durumda peki gel bakalım diyorlar. İçiriyorlar şeyi adama. Bu peyoteyi. Bizim Serhan'ın ben de gideyim yapayım dediği hikaye. Tamam mı? Ve adamcağız bunu içtikten sonra birdenbire böyle acayip canavarların olduğu, işte koca gözlü sinek, bir sinek mesela kocaman olmuş, böyle dev gibi bir sinek, bu sineğin %1 falan hacminde, sinek onun üzerine geliyor, onu yemeye çalışıyor, hortumunu uzatıyor, bilmem ne, adam bunları deneyimliyor falan filan. Ama yanındaki adamlar tecrübeli ve deneyimli olduğu için senin gibi adamı alıyorlar, kafasını suya sokuyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bir yerden sonra durduruyorlar, tamam mı? Yani demek ki böyle bir şeyi uygulatan insanların tecrübelerinin bir faydası var. Tamam mı? Ama bu bence her şeye rağmen şu. Ağır bir ruhsal travma yaşıyor. Yani bir insanın bundan yararlanabiliyor olması için, yani
ben bunu kendi başıma yapamıyorum. Kendim yoga yaparak, meditasyon yaparak bu derinliğe gelemiyorum. Ben en iyisi peyote içeyim de bu deneyimi yaşayayım diyen insanın gideceği yer tehlikeli bir yerdir. Tamam mı? Çünkü şunu birazdan şunu anlattığım zaman belki anlaşılır olur ama lütfen burada anlaşılmayan herhangi bir şey varsa sorun. Bunları açıklığa kavuşturmaya çalışalım. Kendi başına bir insanın kendinin bir sessizlik oluşturamaması, zihninin çalışmaya başlaması, onun fazla bir derinleşmeyi taşıyamayacağı anlamına gelir. Taşıyamamak nedir? Taşıyamamak işte korkutucu. Korkar zaten. Hazır mıyız? Geçmiş yaşamlardan için mi hocam? Yani geçmiş yaşanmış yaşamlardan için mi? Yani şimdi bak, eğer bir ruhsal yani bu vecd haline girebiliyorsa, vecd haline girdikten sonra ki bir vecd haline girmek ya işte şöyle olur ya işte burada anlattığım gibi yapay bir şey olur. Bunun modern versiyonu LSD. LSD kullanmış olan insanlar ki bu bir 1960'lı 70'li yıllarda çok fazla insan bunu deniyor. Ve gerçekten bundan yararlanan insanlar var. Yani bu LSD içerek belli bir içsel deneyim yaratabilen ve bundan yararlanabilen, hayatlarını abuk sabuk para pul bilmem ne falan üzerine kurmadan daha derinlikli bir şekilde yaşamayı becerebilen insanlar var. Aldous Huxley falan vardır. Edebiyatçı falan. Mesela onların çağında bunlar çok araştırılmış. Mesela George Batson diye bir adam vardır. Aile tedavisinin temelini kuran. Antropolog falan. Onlar mesela bu deneyimleri yaşamış insanlar. Daha çok da bunu bir grup halinde yaşamış olan insanlar. Yani 5-6 kişi bir araya gelip beraber deniyorlar. Şimdi beraber denemek bir tutunmadır. Yapayalnız denemekten daha emniyetlidir. Bir şekilde okuyorlar, kafaları son derece iyi çalışan adamlar, sıra dışı insanlar. Mesela George Batson falan hakikaten sıra dışı bir adamdır. Bu Margaret Mead diye bir şey vardır. Büyük bir antropolog vardır. Kültür antropolojisinin kurucusu, onun kocası falan. Adam da o işlerin içinde. Sıradan adamlar değil. Belli bir parlaklığı, belli bir enerjisi ve canlılığı olan adamlar. Ve bunlar bu deneyimden yararlanıyorlar. Kafayı yemiyorlar. Ama benim bir hastam vardı. 19-20 yaşından sonra bana geldiğinde, babası getirmişti yine bu dediğim adam. Benim oğlum, işte biz böyle böyle bir şey oldu. Bu çocuğun çok hayatında şanssızlıklar var. Alkolik, buna yardımcı olabilir misiniz? Olamadık. Ama işte geldiği bir süreçte, yani çocuğun anlattıklarından biliyorum. Mesela LSD'de işte böyle bir deneyim oluşturuyor ve öyle bir korku oluşturuyor ki niye içiyorsun dediğin zaman çocuk bir korkuyor. İçince korkumaz oluyor. Onun için içiyor. Böyle bir travma oluşturmuştu. Amsterdam'da otel odasında tek başına mantarı yiyen birisi de öyle oluyor. Öyle oluyor. Her şeye maruz. Evet, evet. Yani öyle birkaç tane daha benim bildiğim hasta var. Mesela birisi Amsterdam'da nasılsa burada esrar yasak değil deyip acayip esrar içiyor. Yani acayip. Yani dibine kadar içeceğim diyor. Bakayım ne oluyor diyor. İşte hemen bu oğlan gibi gelmişti. Ondan sonra devamlı içkiyle korkusunu azaltmaya çalışan bir insana dönmüştü. Yani bazı şeyler vardır. Çok iyi söylenen bir şeydir. Hakikaten doğru söylenen bir şey. Bir başınıza gelen bir şey ya sizi ezer geçer ya sizi güçlendirir. Tamam mı? Şimdi bu anlattığım örnekler ezilip geçilme örnekleri. Güçlendirdiği örnekler var mı? Tabii ki vardır. İşte muhtemelen Aldous Huxley falan veya işte bu George Batson falan dediğim adamlar muhtemelen onlar da bundan güçlenerek çıkmışlar. Derinleşerek çıkmışlar. Kendi ruhlarıyla bir ilişki kurmuşlar. Ve dediğim gibi bazı deneyimler unutulmaz. Bir kere yaşandıktan sonra insanın ruhuna damgasını vurur. Ve o deneyimi yaşamış olmak o insanlara çok şey katmıştır. Neyse, dönelim biz kendi mevzumuza. Dönmeyelim mi? Peki, hadi anlatsın, sor bakalım. Ya mesela tamam, hani şu an burada bir grubumuzda topluluğumuz ve benim bir yavaş içimdeyiz. Çoğumuz yoga yapıyoruz. Çoğumuz kendimizle, kendi o içten deneyimizi kurmak için aslında yani. Burada hani bu kafeyi telefonlarımız çekmiyor, ailemizden uzak yeterliyse. Ve burada bizler birbirimizi anlayabiliyoruz. Zaten birbirimizin amacı aynı.
Ya da işte şimdi dediğim gibi işte daha da derinleşebilmek için. Şimdi sonra Türkiye'deyiz ve hepimizin belli bir işi gücü var ve sürekli üzerimizde erkeği seçtik, parası içebilecek durumda değiliz yani. Ya da bunu deneyimli ya da deneyimleyebileceğim gruplar da olmalı. Ya da böyle şey tercih de etmeyebiliriz yani. Şimdi bu bir tercih meselesi. Peki ne yapacağız? Mı konuşuyoruz işte. Zaten yol yani işte LSD alından değil ama o da benziyor. Yani şimdi yarın birlikte LSD alacağım. Onun için buradayız. O yüzden bu konuşmaya başlıyoruz. Yani bunun birçok evet. yolu var. Bazıları çok kestirme ve o kadar da tehlikeli. Aynen bravo. Onu demeyin. Bir kere önce onu bir anlayalım. Aynen. Yoga da bu yollardan birisi. Yoga bir amaç değil, sadece bizim kendimizi bulmamız için bir vesile. DSD de böyle, belki birçok psikoterapi de böyle. Ya da bunlardan bir haber bir sürü insan bunu yaşam boyu ölene kadar kendi kendine tecrübe ediyor. Birçoğu da kendini bulamadan diyelim, kendine tam ulaşamadan bu yaşamı sonlandırıyor. Böyle. Doğru adamış. Şimdi burada ben bir yoga ile bağlantılı ilişkilendirerek bir şey söylemek istiyorum. Mesela burada yapacağımız meditasyon, bija mantra meditasyonu yapacağız, çakra meditasyonu yapacağız. Çakralara odaklandığımızda oraları uyaran kök mantralar var, sesler. Onları kullanacağız. Mesela benim hocam Paul, bunu öğrendiğim, öğrettiği bir de çakra banda meditasyonu var. Mesela o teknikleri herkese vermenin ve yoğun uygulamanın soru işaretli olduğunu söylüyor. Yani hazır olmayan kişiye onları uzunca bir süre uygulatmak, doğru insanın yanında olmadan falan iyi olmayabilir diyor. Çünkü onlar güçlü işte, LSD falan, ben ona benzetiyorum. Yani öyle bir şey yapıyor ki şuranı kas diyor, buranı bilmem ne yap, şuna dikkatini yönlendir falan diyor. Seni bir anda derin bir yere götürüyor. Ve orada yani benim bunu deneyen öğrencilerimden de, kendi deneyimimden de biliyorum. Bazı şeylerle karşılaşıyorsun ki ne yapacağını bilmiyorsun onunla. Ya hani hüngür hüngür ağlayarak çıkıyorsun, bazen ezip geçiyor. Orada hocaya gidiyorsun, diyorsun ki ben böyle bir deneyim yaşadım. Bazen de seni güçlendiriyor. Ezip geçtiğini zannediyorsun ama bir şekilde zaman içerisinde bir bakıyorsun ki onun içinde... Ya ezip geçmek biraz önceden benim anladığım sizin söylediğinizden hani oradan büyüyerek, gelişerek çıkamıyorsun da o seni korkar yapıyor daha fazla. O deneyim, yani meditasyona oturmaktan korkar yapıyor gibi düşünüyorum, algıladım yani şimdi ben. Şimdi orada bence mesela bu Beruva'nın söylediği şey son derece önemli. Bu işlere merak eden ve uygulamaya çalışan insanların muhakkak bilmesi gereken bir şey. Burada şimdi Beruva'nın anlattığı şey de Beruva kendini fazla force etmiş. Gereksiz yere zorlamış. Gücünü aşan bir durum içerisine girmiş. Ondan sonra diyelim ki sen 20 kilo kaldırabilecekken 30 kilo kaldırmaya kalkarsan nasıl belin burkulur? Aynı şey. O da o olmuş. Yani orada durmayı bilmemiş. Dolayısıyla İçinizi dinlemeyi becerebiliyorsanız baktınız ki aklınıza bir sürü şey geliyor. Anlayın ki daha fazla derinlik şu anda sizin için uygun değil. Artı o sizin yapınızdan da kaynaklanabileceği gibi o günlerde bir şeyin sizi çok canınızın sıkmış olmasından, o günlerde bir hayal kırıklığı yaşamış olmanızdan, o günlerde memlekette bilmem ne olmuş olmasından da kaynaklanabilir. Uygun bir zaman değil belki girmek için, tamam mı? Bu kadar derine kaymak için. Belki başka bir zaman daha huzurlu olduğunuzda, deniz kenarındayken, tatildeyken yapabileceğiniz bir şeydir. Tekrar denersiniz. Ama burada önemli olan, diyorum ya zaten nedir içsel deneyim dediğimiz şey? Özünde kendi hakikatinle ilişkilenmek. Öyle bir deneyim yaşıyorsun ki bir daha kendi hakikatinden kopman mümkün olmuyor. İşte içsel deneyim dediğimiz şey o. Yoksa her dakika vecd hali içinde olmak değil ki. Böyle bir şey yok ki. Ama o deneyimi yaşayıp kendi varlığına dokunmuş olan bir insan bir daha kendi varlığını yok sayamıyor. Abuk sabuk, saçma sapan bir şeyler için kendini ihmal etmeyi, kendini yok saymaya kaymıyor. İçinde bir refleks oluşuyor. Her ona yanlış gelen şeye itiraz edebilmesini sağlayan bir refleksi oluşuyor. Yani başka bir şey değil ki zaten. Hepimiz neticede insanız. Hiçbirimiz evliya olmayacağız. Hiçbirimiz yani ayaklarımız yerden kesilmiş bir şekilde havada dolaşmayacağız.
Değil mi? Suyun üzerinde yürümeyeceğiz. Yani böyle şeyler beklemiyoruz ki. Neticede yaşadığımız hayat hayat olsun. Başka bir şey değil ki. Tamam mı? Dolayısıyla burada senin anlattığın durum daha çok insan kafasına koymuştur. Ben derinleşeceğim diye. Zaten hani genelde saçma bunlar nerede oluyor? Zaten. Hani bunlar eğitime gittiğinde hani sana teknik veriliyor. Onu yapmaya kafanda çalışıyorsun. Kafanda bir kalıp oluşturmuşsun. Şöyle yapacağım. Evet. Geç kalıpları yahu. Evet. Sen kendi hakikatini hesaba kat. Evet. Değil mi? Orada esas öğrenilecek şey o. Evet. Yani ben niye başıma geldi bu? Ezildim. Çünkü kendini dinlemedin. Kendini doğru teraziye koymadın. Taşıyabileceğinden fazlasını aldın. Ama çocuklarınla ilgili, ama kocanla ilgili, ama yoga ile ilgili taşıyabileceğin kadar al ya. Öğren bunu. Bunu haddini bil. Kendini bilmek iyi bir şeydir. Kendi gücüne göre davranmak iyi bir şeydir. Bunu öğrettiyse ne mutlu. Bence buradaki olay bu. Evet. Benim hocamın hep söylediği şey yumuşak sınırda kalmak. Evet. Evet. Ya, aynen onu diyorum. Genelde şöyle oluyor tabii. Yoga eğitimlerinde hani gidiyorsunuz belli bir süre için, hani biz de burada yapacağız. Belli teknikleri uyguluyorsun. Aslında en güzel meditasyon, yani insanın derinleşebileceği, insanın kendini ya şimdi gideyim de bir meditasyona oturayım diye hazır hissettiği, hani kendine yakın hissettiği zaman. Genelde asana pratiği. Ben öyle hissediyorum. Ben genelinde bu işi, bu pratiği hayatınıza soktuğunuzda, yorgun olduğunuzda, enerjiniz azaldığında, tamam, içinizdeki sevgiyi uyandırma ihtiyacını duyduğunuzda regresyona girmek ya da meditasyon yapmak istersiniz. Yorgun olduğunda, içindeki sevgiyi uyandırmak istediğinde, daha derinleşmek istediğinde yaparsın aslında. Yani onu bir kere oturtursan, ondan sonra hep o zamanlar yapmak istersin. Enerji almak için. Çünkü meditasyon becerebiliyorsan, oluyorsa, yani bu vecdali kadar olması şart değil, hep yukarıdaki bir enerjiden beslenmek olur. Hı hı. Dolayısıyla yorgun olduğunda kendiliğinden otomatik olarak regresyona girmek istersin. Evet. Bağışıklık sisteminiz çökmüştü. Mesela onun oluşturduğu yorgunluktan kurtulmak için veya ne bileyim belki hasta insanın yatakta kalma isteği bile olur. Bir nevi dışarıya kapatmak. Kapatıp kendini kendi hakikatine yönelmek. Kendi regresyona girebilmek yani. Ben regresyon diyorum. Reş dediğimiz şey çabalamak mümkün mü? Efendim? Çabalamak da mümkün mü? İşte onu konuşuyoruz. Çabalamakla bak önemli olan şey şu. İrade nedir? Ben bir şey istiyorum, bunu yapacağım. Bu mudur irade? Yoksa yapmak istediğim şeyin koşullarını oluşturmak için verdiğin emek mi? Şimdi bana göre irade bu ikincisi. Tamam mı? Öbürü kendini bir bok zannetmek. Kendini Allah olmakla karıştırmak. Öyle olmak istiyorum, olacağım. Nah, affedersin. Tamam, tabiri caizse nah olursun. Tamam mı? Sen Allah değilsin, insansın. Ancak nasıl olursun? Oluşabileceğin koşulları oluşturursan olur. İrade budur. Şimdi bunu becerebiliyorsan olur. Zaten burada konuştuğumuz mevzu o. Yani biz ne yapacağız? Kendimiz için hangi koşulları oluşturacağız ki biz bir içsel deneyim yaşayabilen insanlara dönüşelim. Bütün mesele bu. Yoga da koşullardan bir tanesi. Benim anlatmaya çalıştığım şey de bu. İşin özü bu. Biz ne yaparsak kendimizi bir içsel deneyim yaşayabilecek bir insana dönüştürürüz. Peyotesiz, LSD'siz bunu nasıl yaparız veya esrarsız? Aynen. Meselemiz bu. Ve olur mu? Olur. Yerlere ama gitmeden. Ama kolay olmaz. Çünkü istediğimiz şey bir yerde bir yandan insan olurken bir yandan insan olma deneyiminin ötesine geçmek. Kolay mı bu? Hem insan kalacaksın hem de bir insan olarak insan olmanın sınırlarının dışına çıkacaksın. Bundan daha büyük bir amaç olabilir mi? Bu genel olarak bütün hayatı böyle bir amaç üzerine kurduğun zaman olur. Dolayısıyla bana sorarsanız, yani siz eğer bu işi böyle bir amaca dönüştürmeyi sizi ikna edecek bir şurada yapmaya çalıştığımız gibi bir şey olmadan sadece kültür fizik hareketleriyle bu iş olmaz. Olacak iş değil yani. Komik. Olacak iş değil. O zaman çok kolay olurdu. Herkes yogacı olurdu. Bütün dünya. Bütün kültürler
Hemen o yolu bulurdu. Olmaz. O bir katkı, bir fayda, tutunulacak bir ip. Ama tek başına yetmez. Benim söylemek istediğim şey, veş dediğimiz şey çabalamak da mümkün değil. Şimdi bak. Teslimiyetle, teslimiyet ve hiçlikle. Latin. Şimdi bak, bir kere hiçlik dediğimiz şey insanoğlunun taşıyabileceği bir şey değil. Yani bir hiç olmayı insan kendinden taşıyorsa insan olmanın ne olduğunu bilmiyordur. İnsan hiç olmayı taşıyamaz. Hiç olduğun zaman, benim bir tane hastam öyle hiç olmuştu. Kendini 5. kattan aşağı attı. O hiç olmayı yaşamaktansa 5. kattan aşağı attı. Tasarlamadan, ha, düşünerek değil. Otomatik, kendiliğinden. Yok. Değersiz olmak başka bir şey, hiç olmak başka bir şey. Ben o duygunun en uç noktasını söylüyorum. Tamam. Anlıyorum da, ben yeri gelmişken söylüyorum. Hocam merak et, ölmüş, öldü mü? Ölmedi, Allah korudu. Başka bir şey yok, kolunun üzerine düşmüş, omuzunun. Ondan sonra bana geldi. Açıldı mı yani? Bana geldi, dedi ki bana. Babası benim hastamdı. Babası beni bir sabah telefon etti. Dedi ki, ya Erdoğan abi, Erdoğan Bey, işte bizim böyle böyle oğlan 5. kattan düştü. Kendini mi attı? Düştü mü? Anlayamadık ama çocukta bir tuhaf bir hal var. Ne olursun bunu bir görür müsün dedi. Ben de o sırada Yalova'daydım. Daha önce tanımıyor muydunuz çocuğu? Çocuğu tanıyordum. Yani babası birkaç kere gelmişti babasıyla. Ama uzaktan tanıyordum. Babası anlatıyordu. Babasının anlatmasıyla tanıyordum. Anlattığı da herkesi memnun etmeye çalışan, bol espri yapan, neşeli, zeki, ama yani böyle birazcık kelebek tarzı bir erkek çocuğu. Tamam mı? Anlattı. Çocuk böyle bir çocuk. Neyse, peki dedim o zaman, ya böyle bir şey var. Üzüldüm. Tamam dedim, ben dönüyorum İstanbul'a. Beni işte şu saatte İstanbul'dan, ben seni gelince ararım. Gel beni al. Gideyim göreyim çocuğu. Gittik. Çocuk beni gördü. Erdoğan amca dedi, ya sana bir şey soracağım dedi. Ne oğlum, sor bakayım dedi. Ben Allah mıyım? Tamam, şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bir bebek bir yandan annesini Allah yapar, bir yandan kendisini Allah zanneder. Bir bebek ilk günlerinde böyle bir şey vardır. Kendini Allah zannetmekle annesini Allah yapmak arasında gider gelir. Bebeklik süreci içerisinde sonunda anneyi Allah yapar. Sonra da 9 aylığa geldiğinde, hayır ben annemin yapabildiklerini her şeyi ben de yaparım deyip annesine haset etmeye başlar falan filan. Neydi o, ayrı bir fasıl, tamam mı? Yani bir insan nasıl insan oluyor? Hangi kademelerden geçerek, nelerden geçerek insanlaşıyor? Allah olmayı falan bırakamazsa ne oluyor? Allah olmayı bırakamazsa şizofren oluyor. Bizim bu oğlan işte o içine düştüğü taşınamayacak duygular, taşınamayacak kadar ağır duygular, hiçlik duygusu da. Onlardan bir tanesi insanı tekrar bebekliğe geri döndürür. O duyguyu ilk yaşadığı zamana geri çeker. Tamam mı? Hepimiz demek ki bebeklikte bunu yaşamışız. Boşuna annemizi Allah yapmamışız. O kadar hiçmişiz ki ancak onunla var olmayı becerebildiğimiz için onu Allah yapmışız kendimize. Tamam mı? Şimdi Temin Berivan'ın söylediği çok önemli bir şey vardı ve bence çok doğru bir tespitti bu şeyle ilgili olarak, beşt haliyle ilgili olarak. Oradaki duygu gerçekten belli bir derinliğe inmeye başladığınız zaman, yani zihninizden kurtulup belli bir derinliğe inmek demek ne demek? Belli bir derinliğe inmek demek tekrar bebek olmak demek. Tamam mı? Tekrar bebek olmak demek. Ama içinizdeki bebek sağlıklıysa, yani annesi tarafından sevilmiş, annesine bağlanmış, annesinin iftihar ettiği, annesinin annesiyle beraber ilişkisinde tamamen öfkesiz hale geçebilen bir bebek idiysek biz, tamam mı? O zaman tekrar bebek olduğumuzda tekrar annemizin karşısında hissettiğimiz duyguyu, yani büyük bütünlüğün parçası olmayı, yani annemiz, annemizin dünyası ve o dünyanın bir parçası olmayı bir mistik deneyim olarak yaşarız. Tamam mı? Yani o zaman biz
Allah'ın bir parçasıyızdır veya evrenin bir parçasıyızdır. Yani Berivan'ın söylediği, çok büyük bir bütünlüğün karşısında çok değerli ama bir küçücük toz parçası kadar ama çok değerli bir şey olmaya döndüğümüz zaman beş duygusu oluşur. Peki demek ki orijinal olarak bir insanın annesiyle ilişkisi bu kadar sağlam ve güçlüyse demek ki oraya dönebilir. Bunun bir tehlikesi yok. Tamam mı? O zaman kolaylıkla bir insan eğer böyle bir geçmişten geliyorsa, böyle bir anne bebek ilişkisi yaşadıysa kolaylıkla regresyona girip bu beş tanesine burada bir tehlike yok. Tam burada tekrar o kutsallık duygusunu yaşamış olmanın bir insana getirdiği şey şu olur. Bu duyguyu kaybetmek istemiyorum olur. Ne olacağım? Yalan söylemeyeceğim, kimseyi kandırmayacağım, çıkarcı olmayacağım, puşluk yapmayacağım, onu yapmayacağım, bunu yapmayacağım. Bunu sürdürmek istiyorum olur. Yamalar niyamalar. Tamam mı? Aynen öyle olur. Tamam, bu deneyimi yaşamış olan insan kendiliğinden, kimsenin ona ahlak dersi vermesine, nutuk çekmesine, Kur'an okutmasına falan lüzum yok. Doğal olarak kendiliğinden, tamam mı? Kendi sevilebilirliğini veya kendisi için duyduğu sevgiyi ve saygıyı muhafaza edecek bir hayat yolu tutturur. Yani bir daha da bu deney yaşanmamış gibi olmaz. Bir kere yaşanmış olması, o duyguyu tanımış olmak yeter bir insana, tamam mı? Şimdi burada o zaman geliyor konu şuraya bağlanıyor. Bir kere şunu anlıyoruz. Demek ki içimizde bir tehlike var. Demek ki annelerimiz bizi tam anlamıyla doyuracak, tam anlamıyla mutlu edecek, tam anlamıyla mutlu bir bebek olarak kendimizi hissedecek bir donanım oluşturmamış. Bu istisna değil. Değil mi? İnsanlar her dakika veşt haline girip veşt halinden çıkabilen, birazcık yoga yapınca oh be veşt oldum, veşt oldum diyen varlıklar değillerse demek ki bu işte Ayşe Fatma'ya özgü bir durum değil. Tamam mı? Genel olarak burada bütün insanların taşıdığı bir sıkıntı var. Herkesin paylaştığı bir alan var. Ama biz oradaki kısıtlamaları nasıl aşabiliriz? Nasıl geride bırakabiliriz diye düşünüyoruz. Şimdi burada tekrar ben şeye döneceğim. İnsanlık bu konudaki insanlığın pratiğine döneceğim. İşte dedik ki işte bir tanesi mesela işte TEB'in bu peyote ve şey üzerinden zihni durduran bir takım zihni yok eden maddeleri kullanarak insanlar bu regresyona ve veşt haline dönmeye çalışmışlar. Gerçekten nispeten annelik almış olanlar, işte bu Aldous Huxley veya George Batson gibi adamlar, bunlarla zihinleri ortadan kalktığında tekrar o veşt haline geri dönmüşler. Bazıları da benim temin anlattığım gibi dehşete düşmüşler. O dehşet duygusuyla rahat ve normal bir hayat yaşamak mümkün olmadığı için de tutmuşlar alkolle öfkelerini bilmem efendim korkularını dindirmeye çalışmışlar. Tamam mı? Şimdi döndük. Dur birazcık şunu biraz şey yapayım, ondan sonra sen sor. Döndük. Peki efendim mesela manastırlarda ne yapmışlar? Şimdi manastırlarda ne yapmışlar? İnsanlar şunu anlamışlar. Demişler ki zihnimize gelen şeyler ne? Yatıyorum aklıma yarın kaç para kazanacağım? Cebimdeki para yetecek mi? Şurayı da bir türlü alamadım. Ya bir türlü güzel olamadım. İşte şunu, şu pantolonu giysem daha güzel olmaz mı? Falan. Yani insanların bu dünyayla ilişkilerinin içeriğindeki unsurların işte akşam ne yemek yapacağım? İşte değil mi? Bazı insanlar akşam ne yemek yapacağım? Çocuklar iyi mi? İşte oğlan da acaba matematiği nasıl geçti? Ders çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Falan. Herkes dünyayla ilgili meşguliyeti neyse değil mi? Aklına o geliyor. Ve de bu şeyciler işte gerek yogiler gerek Budistler gerek Müslümanlar gerek Hristiyanlar demişler ki ya bir insan ne kadar paraya, pula, mala, mülke meraklıysa bu dünyaya böyle bir yönelimi varsa bunlar iç deneyimden çok uzak. Demişler ki bunları yasaklamak lazım. İlk önce paradan, puldan, maldan, mülkten ve güzellikten bunları yasaklamak lazım. Kıyafet. Evet, tamam. Tek tip yani. Kıyafet. Yemek dervişler donkla, adama derviş olacağım diyor. Ben diyor işte bu Allah yoluna gireceğim. O diyorlar ki bu kaç paran var? Malın mülk. Önce bunları dağıt. Dağıtıyor, geliyor. Diyorlar ki bu pantolon olmaz. Bu fazla lüks.
Git kendine bir tane bunu da ver birine, bir fakire ver. Git kendine yamalı bir pantolon bul, bilmem ne falan. Hala derviş olmak istiyor musun? Bak cebinde 5 kuruş olmayacak. İşte önüne ne millet sana ne sadaka veriyorsa onunla yaşayacaksın falan filan, tamam mı? Yani dervişlik dediğimiz şey mesela maldan, mülkten, rahattan, keyiften, güvenlikten vazgeçme. Şimdi veyahut da Hristiyanlara baktığın zaman adamlar kendilerine zincirlerle vuruyorlar. Topuzlarla vuruyorlar. Oraları buraları kan içinde kalıyor. Diyorlar ki işte ne yapıyorsun? Şeytanı kovuyorum. Yani içimde beni böyle devamlı kadınlara baktıran, efendim para pul isteten bir taraf var. O tarafı yok etmeye çalışıyorum. Onu öldürmeye çalışıyorum. Yani bu aklınız, hayaliniz almaz. İncelediğiniz zaman bu insanlar bu iç deneyim yaşayacağım diye kendilerine ettikleri eziyet aklınıza, hayalinize sığmaz. Tamam mı? Demek ki insanlar bir kere paradan, puldan, maldan, mülkten falan korunmaya çalışarak. Veya işte bu manastırlarda ne oluyor? Adam gidiyor bir manastıra, dağın başında. Bir tane insan görmüyor. Ne kadın görüyor, ne erkek görüyor. Ne dürtü kalıyor, ne bir şey kalıyor. Tamam mı? Ne yapıyor bu sefer? Kendi başına yatıyor. İşte regresyona girmeye başlıyor. Ve meditasyon yapmaya başlıyor. Başka yapacak bir şey yok. Mecburen meditasyon yapıyor. İşte buna mesela Müslümanlıkta halvet diyorlar. Adamı alıyorlar, karanlık bir yere koyuyorlar. 40 gün önüne işte günde 2 tane, 3 tane zeytin, birazcık su, bilmem neyle, hiç insan sesi duymadan, insan görmeden orada tutuyorlar ki aklına gelecek şeyler zihni dursun. Değil mi? Yani bunlar zihni durdurmak için bulunmuş yollar. Dünyadan elini ayağını çekerse zihni durur diye halvet denen bir uygulama oluşturmuşlar. Adam ne yapıyor? Zikir çekiyor. Niye? İşte bu matara mıydı? Mantradan bir farkı yok. Ha babam onu söylüyor ki aklına bir şey gelmesin. Ne diyor? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Başka bir şey aklına gelmesin diye devamlı bunu tekrar diyor. Adına da zikir diyorlar. Yani demek ki bir kere işin en temel prensiplerden bir tanesi, çabalardan bir tanesi bu zihni durdurmak olmuş. Tamam mı? Zihin nasıl durdurulur? Bunun yollarını aramışlar. Zihni yok ederek ya da zihni dünyadan ilgisini, alakasını çekecek, içine kapanacak bir vaziyete dönüştürüp, ki içine kapanmak aslında hastalanma sebebi olur. Yani insanlar mistik olacağım derken büyük ölçüde hastalanma riskine maruz kalarak ya da hastalanarak yollar bulmaya çalışmışlar. Nokta koydum. Şimdi sen soracağın soruyu sor. Ne soracaktım? Anne sahibi olmaya bağlıyız birazcık aslında. İlk anneyle bebek anne diyor. Bebeğin annesi olmasına bağlıyız. Kişinin meditasyon sırasında, zihnin durması sırasında kötü bir yere gitmemesi için, durumdan kurtulmaması için ben de sordum. Yani iyi ki annem varmış diye düşünüyorum ben. Aynen öyle düşün zaten. Ama hani annem olmasaydı da bu konuşma yapıyor olabilir miydim? Hani bu kendi bilincime sahip olabilir miydim diye sordum. Olmazdı. Sanırım evet. Yani temel sebep, burada sanırım birazcık farklı düşünüyoruz. Temel sebep annenin iletişimi ama babanın iletişimi var, kişinin bireysel zekası var, sosyal zekası var, çevresinde kurduğu iletişim var. Yani temel sebeplerden birisi. Anne değil, sadece temel sebep anneyle iletişim dediniz. Burada birazcık çelişim sanırım ben kendime. İsmin ne? Emrah. Emrah, sen çocuk annesiyle bebek annesini birbirine karıştırıyorsun. Senin söylediğin şey çocuk için geçerli. Yani çocuğun annesi de vardır, babası da vardır, kardeşi de vardır, arkadaşı da vardır, eyvallah. Ama bebeğin annesi vardır. Başka kimsesi yok. Dolayısıyla o farklı bir deney. Öksüz de ne olacak? Zaten ne olur? Mecburen kendisiyle ilişkisini kesmiş, son derece mantıklı, akıllı ve yüzeysel bir insanı. Ben öyle çok hasta gördüm. Veya mesela biri ona annelik yapmıştı. Annesini bir yaşındayken kaybetmiş veya şeyde büyümüş, kurumda büyümüş olan insanlar. Yani bunları, mesela otizmin ne olduğunu biliyor musun? Mesela otizm şu, bebek doğuyor, annesinin kucağında. Şimdi bebek aslında anne karnında kendini büyük bütünlüğün parçası olarak algılayabildiği bir durumda. Yani bebek daha henüz bir benliği yok, daha henüz kimseyi tanımıyor,
henüz daha dış dünyanın havasını, suyunu, güneşi görmüş değil. Annenin karnından başka bildiği bir yer yok. Ve o bebek orada kendini büyük bir bütünlüğün parçası olarak algılıyor ve öteki tarafta. Tam doğduğu zaman buraya geliyor. Doğduğu zaman annesinin cinsel organından çıkıyor ya. Orası fizikteki kara delik gibi bir şey. Kara delikten çıkmış, bu evrene dahil olmuş gibi oluyor. Şimdi insanlar, mesela diyelim ki bir erkek çocuğu, annesinden dürtüsel yatırımını çekemedi. Çok annesine aşık. Bütün dürtüleri annesinde. Bütün anksiyetesi yeniden kara deliğe düşme korkusudur. Yani çocuk için, bir erkek çocuk için annesi kara deliktir. Onu yutacak, yok edecek, içine alacak ve tekrar bu dünyadan öteki dünyaya kaymasına, bu temin konuştuğumuz canavarların içerisine dönecek yol gibi algılar, tamam mı? Çocuğun dünyasında annenin cinsel organı çıktığı yer böyle algılıyor. Şimdi çocuk dünyaya geldi. Annesinin kucağında. Anne de çocukla bir türlü ilişki kuramıyor. Çocukla bir bütün, normalde anne bebeği kendi bedeninin içinden çıkmış kendi parçası olarak algılar. Ve doğal olarak bebekle bir bütünleşme ilişkisi kurar. Yani anne için bebek kendi parçasıdır. Yeni doğmuş bir bebek anne için henüz kendi parçasıdır. Anne böyle algılayabiliyorsa bebekle kurduğu ilişki içinde bebek annesinin memesini emmeye başlar. Annesinin kucağında, annesinin kokusuyla, annesinin sıcaklığıyla bu dünyanın parçası olmaya başlar. İlk mekanı annesidir. Annesinin kucağı, annesinin memesi. Hatta meme ucu. Tamam, şimdi bu şekilde dünyaya dahil olmaya başlar. Dünyanın bir parçası. Yani bir insan olmaya dönüşmeye başlar. Diyelim ki anne çocukla ilişki kurmuyor. Ne olur? Otizm. Ne olur biliyor musun? Çocuk anne kendisiyle bir bütünlük ilişkisi kuramadığında kendini sürekli yok olma, bir kara deliğe düşüp gitme, bir tuzun suda erimesi gibi eriyip yok olma, hiçleşme duygusu içerisinde yaşar ve öyle olduğu için otistik çocuk o haliyle ne kimseyle ilişki kurabilir ne dünyayla bir uyumu olur. Tamam, yani bütün uyumsuzluğun altında anneyle kurulamamış ilişki yatar. Şimdi burada Emrah'ın annesi Emrah'la bir ilişki kurmamış olsa zaten Emrah burada oturamazdı. Söylenenleri anlamazdı. Onun insanlaşmasını sağlayan ilk adımlar ondan geldi. Sonra babası eklendi, ablası eklendi. O ayrı. Ama ilk şey öyle oluşuyor. Oluşmadığı zaman da dediğim gibi böyle ağır problemler oluşuyor. Yani bunlar artık çok iyi bilinen şeyler. Yani bu bir spekülasyon ya da işte iddia değil yani. Bunun kanıtları var. Alıyorsun çocuğa, bu bakışla bakıyorsun ve çocuğuyla bir ilişki kuruyorsun. Çocuğu otizmden kurtarıyorsun. Anlamasan yapabileceğin bir şey değil ki. Demek ki doğru anlıyorsun ki onu iyileştiriyorsun. Hocam, ben bir şey biliyorum. İkiz bebeklerden bir tanesi otistik oluyor. Diğerinde en azından otizm var. Olabilir. Yani çoğu zaman şöyle şeyler söyleniyor. Bak, otizmin etiyolojisiyle ilgili olarak. Mesela diyelim ki deniyor ki bazı durumlarda anne babadan nefret eder. Ve çocuğu babanın parçası gibi görme eğiliminde olduğu için çocuk otistik olur. Bunu diyenler var. Veya bazı durumlar için bu böyledir. Bazı durumlarda annenin kendi cinsiyetiyle ilgili bir seçiciliği vardır. Mesela diyelim ki erkek çocuğu sevebilir ama kız çocuğu sevemeyebilir. Veya kız çocuğu sever ama erkek çocuğu sevemeyebilir. Bazı durumlarda. Çoğu zaman için, ama çoğu durum için şu söyleniyor. Anne depresyondaysa bebeğin karnından çıkıp onu yalnız bırakması gibi bir şeydir doğum anne için. Çok depresif bir anne için. Kendi varlığını karnındaki çocukla tanımlayan, onun varlığını hissederek var olabilen bir anne için çocuk doğduğunda anne çocuğa muazzam öfke duyar. Bu kadar zor durumdaki bir anne çocuk doğurduğunda kaçınılmaz olarak çocuğa verecek bir enerjisi yoktur ve
öfke duyar, onu bırakmış gibi gelir çocuk diyenler var, tamam mı? Hani bu ama bilinen bir şey var. Bu anneyle ilgili bir konu. Peki bütün otizmden bir hayır. Bu hemen hemen otizmin %80'ini kapsıyor. %20 tamamen beyinle ilgili organik sebeplerle oluşabilen otistik vakalar da var. Emrah, yani senin sorduğun sorunun cevabı oldu mu bilmiyorum. Yani uzattık biraz otizm, biraz otizm derken biraz veşt haline gidebilmek. Ya ben hani Erdoğan Bey'in başka şeylerini bu konuda dinlediğim için, insan nasıl insan olur falan da hani konuştuğumuz için belki denk gelmiş olanlarınız vardır arada. İyi annelik almak diye de devam ettirmek lazım. Aslında hani düşündüğümüz insan nasıl insan olur'u anlatacağımız konu belki biraz daha Emrah'ın sorusuna cevap olur mu diye düşündüm. Yani o derinleşmeye rahatça şimdi gidebilmenin burada eğer yolu... Eğer mistik deneyimden bahsediyorsak, yani bu birebir anneyle ilgili. Yani babanın falan burada bir rolü yok. Ama bir insanın işte iyi baba olmasında, efendim koca olmasında, arkadaş olmasında, dost olmasında babanın payı var mıdır? Kardeşlerin payı var mıdır? Arkadaşların payı var? Tabii ki vardır. Bu ayrı. Her deneyim insana iz bırakır diyoruz, değil mi? Yani pekala babayla yaşanan deneyim de çocuğa iz bırakabilir. Negatif ya da pozitif bir şekilde. Veya ergenlik çağında yaşadığı deneyimler veya yaşadığı bir aşk, bir sürü şey, değil mi, insana kendi damgasını vurur. Bunları inkar etmiyoruz ama işin temelinde bahsettiğimiz konu bebekliğe dönmekse, eğer bir annen var idiyse bebekliğe dönebilirsin. Yani öbür türlü bebeklik cehennem olur. Yani işte otistik çocuğun dünyası olur. Biri hani o kadar öksüz birine, biri de annelik yapmışsa, hani ilişki kurabilmişse falan, o zaman... Yani bebek, yani benim şimdi kendi burada bir sürü tecrübem var. Yani işte ne bileyim, evlat edinmek isteyen insanlar oluyor, evlat edinmiş olanlar oluyor. Bazen bebekken evlat edinmiş olan oluyor, bazen 2-3 yaş... Yani bütün bunlarla ilgili bir sürü birikmiş tecrübeyle söylüyorum. Aslında bir insanın annesi, kendi doğal, onu doğuran annesi... onunla maksimum ilişki kurma potansiyeline sahiptir. Neden? Karnında büyüttüğü için. Kendi bedeninin bir parçası olarak algıladığı için. Doğal bir şey yani. Tabii bir şey. Başka insanlar yapamaz mı? Yapar. Kapasitesi varsa yapar. Yani bir insanın sevme kapasitesi yüksekse, ilişki kurma kapasitesi yüksekse illa kendisinin doğurması gerekmez. Ama ortalama insanın ilişki kurma kapasitesi o kadar yüksek değildir. Ortalama insana, o insan sizin bir şey anlatıyorsunuz, size bir şey anlatıyor mesela, dinliyorsunuz, sıkıldığınızı bile fark etmez. Anlatmayı sürdürmeye çalışır. Elinden geldiği kadar kendini göstermeye çalışır. Sizi görmez. Tamam, çoğu insan birbirini daha çok kullanır. Hani kötülükten yapmaz bunu. Kapasitesi o kadar olduğu için öyle olur. Yani burada bahsettiğimiz şey, hani temin dedim ya, herhangi bir şeyin bir içsel deneyim olması, içsel deneyim olarak yaşama. Yani diyelim ki bir üvey anne bir evlat edindi çocuğu ve onunla bir içsel deneyime dönüştü bu evlat anne ilişkisi, edinilmiş evlat. Eyvallah, o zaman bir sıkıntı yok. Ruhuyla olabiliyorsa hiçbir sıkıntı yok. Tedavici dediğin kim? Tedavici dediğin melek değil ki, o da bir insan. İşte otistik çocuğu iyileştiriyor. Nasıl iyileştiriyor? Nasıl iyileştiriyor? Hem biliyor İşte çocuğun ne gibi korkuları olduğunu, ne gibi handikapları olduğunu, nelere dikkat etmesi gerektiğini, sabretmesi gerektiğini, nerede müdahale edeceğini falan biliyor. Ama bir yandan da her zaman bir çocuk tedavicisi için iyileştiren şey çocukla kurulan ilişkidir. Peki nasıl kuruyor bunlar? Yani anne o doğurmamış. Yani işte diyelim ki mesela çocuğu iyi anlıyor olmak İlişki kurmayı kolaylaştırıyor. Karşınızdaki insanı daha iyi anlamanıza yardımcı olacak her şey. Onun size kendini anlatması olabilir, sizin hayat tecrübeniz olabilir, sizin kendinizi iyi anlıyorsunuz olabilir, iyi anlıyor olmanız olabilir. Onu anlayabilmenize yardımcı olan her şey o insanla kurulan ilişkiyi kolaylaştırır, arttırır. Ha, bir bakıma da biz de karşımızdaki insanın bizi anlayabilmesine yardımcı olmak zorundayızdır yani. Hocam, evlat edinme olabildiğince erken dönemde olursa o zaman daha mı iyi? Şöyle, şimdi diyelim ki bir insanın ilişki kurma kapasitesi çok sınırlı. Böyle bir insan bebekken çocuğu almamalı.
Tamam. Nereden anlarsın bir insanın ilişki kurma kapasitesinin sınırlı olduğunu? Kendi ilişkisi kötüdür. Kendine bakmıyordur. Kendine yemek yapmıyordur. Tamam mı? Yani peynirle bilmem neyle gün geçiriyordur. Sadece işte fotoğraf olmaya çalışıyordur, iyi görünmeye çalışıyordur ama kendi ihtiyaçlarını, kendi duygularını anlamıyordur. Bu nasıl anlayacak peki çocuğunkini? İnsanın varsa bir şey ilk önce kendine yansır. Yani sermayede bir şey varsa, bir malzeme, ilk önce insanın kendiyle ilişkisinde görürsün zaten onu. O zaman annelik yapacak kişi ne kadar sağlıklıysa... Ne kadar kendini anneyse, çocuğuna da o kadar annedir. Bunu unutmayın. Ben kendimi pek ihmal ederim, kendimi düşünmem. Çok fedakarım. Senden bir şey olmaz, kusura bakma. O zaman kendine iyi annelik yapamayan kişi... İyi anne olamaz. Daha erken dönemde çocuğu alırsa bu sefer hasarlar çok büyük olacak. Bravo. Peki kendine çok iyi annelik yapan biri o zaman erken dönemde alması daha da iyi. Yani çocuk belki o dönemde yalnız tabii, kalacağı için, tabii, başkalarına maruz kalacağı için tabii, sorun. Hele yuvadan alıyorsa. Mesela benim bir tane hastam var. Kadın, çok akıllı bir kadın ve iş hayatında da sorumluluğunu bilen, çok iyi mücadele eden falan filan bir kadın. Kapasiteli bir kadın. Her şeyle, zekasıyla, aklıyla bilmem neydi. Aldığı çocukla çok iyi bir ilişkisi var. Bir zamanlar işine çok yöneldiği için çocuğu ihmal etmiş olmasına rağmen bana geldikten sonra ikazlarımla toparlanıp çocuğa ihtiyacı olan anneliği vermeye başladıktan sonra çocuğu da çok hızlı bir şekilde tekrar gelişme çizgisine sokabilen bir kadın mesela bu kadın. Mesela bu kadın kendi kapasitesi yüksek olduğu için bence çok hızlı bir şekilde toparlayıp çocuğa iyi bir annelik yapıyor. Ama bu kadın çocuğu çok erken almış olsaydı ve koşulları buna uygun olmuş olsaydı tabii çocuk için daha şanslı bir durum olurdu. Ama o kapasite varsa illa onu bir şekilde kullanacak bir yol çıkar ortaya. Ama bak mesela bazı hastalarım var benim. Mesela bakıyorum. Mesela bazı insanlar çok şey kendileriyle ilişkilerinde çok zorlanıyorlar. Mesela çocukları olmamış ama yalnız olmaktan da çok korkuyorlar ama içlerinde de bir iyilik var. Bir çocuğa bir katkıları, bir hayırları olsun istiyor. Kendi çocukları yok. Yalnız da kalmak istemiyor. Şimdi mesela ben onlara diyorum ki olabildiğince büyümüş bir çocuk al. Ya evet, gerçekten ihtiyacı olan, işte okutabileceğin, evinde barındırabileceğin ama yani küçük çocuk alma. Yani ne oluyor o zaman? O çocuğa kendi annesi, babası zaten bir annelik babalık yapmış oluyor. Çocuk o sermayeyle geliyor. O sermayenin üzerine sen de kendi imkanlarınla çocuğa bir okuma, bir hayat kurma, işte bir ortam oluşturma gücün varsa onu da ona katmış oluyorsun. Bak böyle bir formül mesela o öyle bir durumda uygun oluyor. Söyle. Biraz şey gibi geliyor ama. Yani işte çocuğa imkan veriliyor. Büyümüş bir çocuk. Çok fazla bir emek verilmeden, daha doğrusu kendin zorlanarak emek vermeden büyümüş bir çocuk alınıp zaten olan maddi imkanlar o çocuğa kanalize ediliyor falan. Orada bir sıcaklık oluşur mu çok emin olamadım. Yani çok haklısın ama yani yine de bir başka bir kazan durumu oluşturmak mümkün ise o olsun. Yani şeylerde yalnız kalmış yaklar. Çünkü yani, daha hayır, o şey şimdi mesela böyle bir durumda mesela diyelim ki çok maddi imkanları çok sınırlı olan, çok zorlanan. İşte diyelim ki mesela baba ölmüş, 3 tane daha çocuk var. Tamam mı? Aile o çocuğu ya biriyle evlendirecek ya işte okutup iş güç sahibi olmasını sağlamaya çalışacak ama güçleri buna yetmiyor. Sen çocukla ailenin ilişkisini kesmemek şartıyla. Zaten alacağın çocuk 20-11 yaşında. Ortaokula gidecek çocuk 10 yaşında. Çocuğun ailesiyle görüşmesine, onlardan kopmasına engel olmadan. Ama senin yanında okula gidiyor, bilmem ne yapıyor. Yazın belki ailesini... Yani böyle bir formül. Çocuğu ailelik gibi bir şey. Aynen. Yani dediğin çok doğru. Çok haklısın. Burada kaş yapayım derken göz çıkartmamak lazım. Ya da tamamen bir aritmetik hesabına kayıp orada çocuğun ruhen zarar görmesine sebebiyet ver. Ama dikkat edilip bütün bunların farkında olarak davranılırsa her iki tarafa da iyi gelecek bir yol bulma ihtimali var. Zaten öyle bir şey yoksa yapılmamalı böyle bir şey. Şimdilik
kimlik verme olayı varsa eğer orada yani çocuğun 10-11 yaşındayken alıp bizim evladımız oldu kimliğini yükleme yapılırsa eğer o kötü olur. Kötü. Yani o durumda annen babanın falan gibi bir şeye girmeden yani orada ne kullanılabilir Erdoğan Bey? Yani o kimliği vermeden nasıl yaklaşılabilir? Yani şöyle bir kere en azından şunu bilmek lazım. Bir insanın kendi köklerine yabancılaştırılması, Kürtken Türk, sen ne mutlu Türk'üm diyene denmesi veya işte ne bileyim dinine, bilmem neyine itiraz edilmesi, bilmem ne yapılması, kendi köklerinden, kendi hakikatinden kopartılması zaten bir büyük bir şiddettir. İstediğin kadar bunun adını ben seni okuttum da, öyle yaptım da, böyle bu büyük bir şiddettir ve o insan bundan ciddi zarar görür. Eğer buna uyum sağlarsa ondan kimseye hayır gelmez. Ne kendine, ne çoluğuna, ne çocuğuna, ne karısına. Yani kendine yabancılaşmış bir insandan hiçbir şey olmaz. Tamam, dolayısıyla elbette ki oradaki çocuğun kimliğine saygı duyulmazsa, onun kendi anasına, babasına, onların çocuğu olduğu gerçeğine aykırı davranırsa çocuk zarar görür bunda. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Yani zamanında Avustralya aborjinlere yapmış. Zamanında Amerikalılar Kızılderililere yapmış. Bundan bahsetmiyorum. Bunlar zaten bugün bence insanlık suçu. Bugünün gözüyle bakıldığı zaman. Peki bir çocuk zaten bir travmayla geliyorsa, yani zaten terk edilmiş bir çocuklar, saçkesiyle hatırlılıklar, birçoğu zaten terk edilmiş. Yani onu 11-12 yaşında aldığımız zaman bu travmayla nasıl başa çıkacağız, o nasıl başa çıkacağız, biz nasıl yardım edeceğiz o zaman? Çok haklısın. Yani gerçekten şöyle bir şey var. Alınacak olan çocuk eğer çok hasarlıysa, yani o çocuk o hasarların altından kalkamazsa, hem alan insan hem çocuk bu durumdan çok fazla ızdırap çekerdir. Dolayısıyla burada alacak olan insanın çocuğun durumunun altından kalkabilecek yapıda olması lazım. Herkesin harcı değil. Çok iyi seçilmesi lazım. Ama burada ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bu işlerin yapılabilmesi için çok iyi yetişmiş bir insanı doğru tartabilecek, diyelim ki çocukla o insanın kurduğu ilişkiyi doğru gözleyebilecek, yeri geldiğinde hayır buradan bu çocuk zarar görür diyebilecek, hani olayın doğru takibini yapacak yetişmiş insan yok Türkiye'de. Tamam, ama bu konular mesela İngiltere'de bizde olduğu kadar sorun değil. Çünkü orada çok iyi yetişmiş insanlar var. Bütün bu tehlikelerin farkındalar ve baştan itibaren bunları dikkate alarak bir tercihte bulunuyor. %100 mükemmel değillerdir. Zaten durum zor. Ama yani diyelim ki bir çocuk, mesela diyelim ki annesi verem oluyor, hasta oluyor, ölüyor. İşte ya baba evlenecek ve yeni bir eşle çocuğa yeni bir aile oluşturacak. Bu en iyi seçenek bu. En sağlıklı seçenek bu. Ya çocuğa teyzesi daha çok, hani anne tarafı, annesine yakın olan insanlar çocuğa yedek anne olmaya veya çocuğu daha fazla benimsemeye yatkındırlar. Bahsettiğimiz zaman bir küçük çocuk, bebek falan. Mesela böyle bir durumda o ikinci seçenek olabiliyorsa, onu insanların koşulları buna uygunsa, böyle bir arzuları varsa, çocuğa böyle bir yatırım yapabileceklerse, ama buradaki hassas laf o. Çocuğa kim yatırım yapabilecek? Çocuğa herhangi bir kediye veya köpeğe bakar gibi değil. Ki bir sürü insan için köpeğe ve kediye bakmak da büyük bir yatırım ile olabiliyor. Yani büyük bir yatırım yapabilecekse manası var. Teyze aldı ama işte hani el alem ne der? Çocuğu ortada bıraktılar derler. Onun için aldım. Bu olacaksa hiç olmasın. Anlatabiliyor muyum? Yani burada iyi tartmak lazım. Dediğin gibi çok tehlike var. Çok hassas olmak lazım. Çok her şeyi doğru görmek, doğru gözlemek ve doğru takip etmek lazım. Ama ortada kalmış bir çocuğu ortada bırakmanın da bir trajedi olduğunu bilerek konuşuyoruz. Yani varsa ama kendi babasının üretebileceği bir seçenek, teyzesinin, halasının üretebileceği, eyvallah, öncelikle o. Yoksa ne yapacağız? İşte yoksa o zaman acaba şöyle mi olur, daha iyi olur, böyle mi daha iyi olur diye bakıyorum.
Peki hocam, bizim ülkemizde evlatlık verilecek aileye dair belirli kişilik testleri yapılıyor mu? Ya da psikolojik durumlarına dair bir inceleme yapılıyor mu? Yoksa ya Türkiye'de kimse bu işleri bilmiyor ki. Yapıyorlar. Ama prosedür. Yani laf olsun, torba da olsun. Yani verdik çocuğu, sorumlusu hani bize hesap sormasınlar, yaptık mı yaptık. İşte bak testi de var, bilmem neyi de var. Bilmiyorlar. Hani bu da sadece umursamazlıktan kaynaklanmıyor. Türkiye'de bu düzeyde yetişmiş insan yok. Şeyde yeni düzenlemede koruyucu aile için bir sürü kural getirilmiş ama sadece kural üzerine. Kural denetlenmiş. Mesela çok iyi bilinen bir şey, gerçekten çocuk kurumlara verileceğine koruyucu ailede büyümesi daha iyidir. Neden? Çünkü koruyucu kurumda yetişen çocuk bir sevgi ilişkisi kuramaz. Arkadaşlık ilişkisi kurar. Kocasıyla da arkadaş olur veya karısıyla arkadaş olur. Kurduğu ilişki sadece arkadaşlık düzeyinde, aşk ilişkisi olmaz. Aşk ilişkisi kuracak kapasite bir insan ailede büyüdüyse olur. Üstelik de anası babası iyi kötü, ya bebekken ya çocukken hayatlarının bir döneminde iyi kötü bir aşk yaşadılarsa olur. Yoksa acayip zorlanır. Örnek yok, bilmiyor. Örnek yok, bilmiyor. Yani insan bunları doğuştan getirmiyor ki. Ediniyor. Bunlar edinilen, yazılan program. Doğuştan programımız başka. İşte ne bileyim, otistik çocuk mesela anneyle bütünleşemeyince muazzam bir boşluğa ve kara deliğe yuvarlanma korkusuyla kendi bedenini bir uyaran olarak kullanıyor. Dilini, efendim elini, kolunu, ne bileyim işte dönme hareketini, bilmem neyini, aklınıza ne geliyorsa bedeni onun içindeki boşluğu kapatmak için kullandığı bir yol oluyor. Yani demek ki evrensel olarak her varlığı, yani ister aborjin çocuğu olsun, ister Türk çocuğu olsun, fark etmiyor. Tamam mı? Evrensel olarak her bu dünyaya yeni gelen varlık, bu dünyada kendini bu dünyanın parçası yapacak bir varlığa ihtiyaç duyuyor. Onu bulamazsa, bu sefer kendi bedeninden, kendi duyumlarından bir dünya kuruyor. Ve o dünya onun kapsülü oluyor. O kapsülün dışına çıkmak istemiyor. O dünyanın dışına çıkmak korkunç bir şey. Korkunç bir terör. Yani terörize eden bir şey o. Peki kaç yaşına kadar tedavi edilebiliyor? Otistik çocuklar mı? Ya eğer işte fark ediliyor ve işte size geliyor ve onun... O otistik çocukların şöyle söyleniyor. 7-8 yaşına kadar tedaviye çok uygun oldukları, ondan sonra tedavi zorlaştı. Bu karakter yapısının bir daha geri döndürülemeyecek kadar kemikleştiği. Ama 7-8 yaşına kadar onu anlayan, dinleyen, sabreden, onun korkularını arttırmayacak, onun zorluklarını azaltacak şekilde davranmayı becerebilen birisi 2-3 yıl içerisinde çocuğun o otistik kapsülden çıkmasını sağlar. Haftada 2 ya da 3 kere giderek. Peki, ama öyle bir tuhaf bir şeydir ki, mesela çocuk gider, tedaviciye bağlanmaya başlar. Annesi çocuğu getirmez. Peki anneyi de tedavi etmek ama yani neden? Çünkü o bağı tekrar kurabilmek çok daha zor değil mi? Yani çocuğu tedavi etmek... Ya benim öyle bir hastam oldu. Çocukluk psikozu olan bir hastam vardı. Kadın tedavi olup çocuklarını, iki çocuğu da çocukluk psikozuydu. Çocuklarını çocukluk psikozundan çıkarttı. Dediğin gibi anne de iyileştirilebiliyorsa çocuğa onun öyle bir geri dönüşü var ama otistik çocuk anneleri genellikle çok ağır problemlidir. Mesela otizm için söylenen şey şu. Çocuk çok erken dönemde annesiyle kendisinin ayrı varlıklar olduğunu algılıyor. Çok erken. Bunu taşımaya ve bunu kabullenmeye hiç hazır olmadığı bir dönemde anne onunla bütünleşme ilişkisi kuramadığı için anne ile kendini ayrı varlıklar olarak algılıyor ve bu yüzden otistik oluyor. Böyle bir ayrılma anksiyetesi oluşturuyor ki o. Kara deliğe yuvarlanacakmış gibi oluyor zaten. Otistik oluyor. Otizm dediğimiz şey taşınamayacak, demin
Emrah'ın söylediği gibi çok ağır duygular işte mesela hiçlik duygusu da öyle bir duygu. Taşınamayacak duyguları kendimizden uzak tutabilmek için bu için tuttuk. Bulduğumuz yollardan bir tanesi otizm. Çok erken dönemde böyle bir duruma maruz kalırsak otistik oluyoruz. Şimdi efendim buraya Emrah'ın sorusundan geldik. Olduk. Galiba yarın birazcık buradan devam edeceğiz. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki. Mistik deneyimi için anneyle bağ kurmak böyle bir an mıdır? Bir 9 ay geçirdiniz. Bir 3 yaş şeyi geçer. Hani birey olarak ayrılması. Yani o mistik deneyimi bir an olarak yaşaması da yeterli midir? Yani o kutsallığa ulaşmak şeyinde. Yani şimdi şimdi işte burada mesela işte dedik ki insanlar işte zihni durduruyorlar veya işte manastıra kapanıyorlar veya oruç tutuyorlar veya şöyle yapıyorlar veya hakikaten mesela açlık grevinde insanlar regresyona girerler ve çok öfkeli değillerse pekala mistik deneyim de yaşayabilir açlık grevi içerisinde. Yani birçok yol bizi mistik bir deneyime götürebilir. Mesela bizim hastalarla zaman zaman çok ağır problemleri olan böyle işte şizofrenik problem veya çok ağır değersizlik duyguları olan veya bebeklikle ilgili ciddi hasarları olduğunu gördüğümüz insanlarla biz aslında tedavi içerisinde regresyona giriyoruz. Oradaki regresyon bir mistik deneyime dönüşmüyor. Ama oraya yaklaşıyor. Bilmiyorum. Benim hastalarımda benim böyle bir çok derin regresyona girdiğim hastalarım olmuştur. Yani mistik deneyim yaşayacak kadar. Oradaki durum şu oluyor. Demin bir arkadaş söyledi. Sintiyolise çok doğru söyledi. Yanındaki bir insan, bir insanın regresyonu tehlikeli bir şey olmasından kurtarıyor. Ne oluyor? Sizinle beraber giriyor. Yanında siz varsınız. Aslında bir bebeğin durumu. Bebek nasıl annesiyle bir regresyon halindeyse, annesiyle bir ilişkisi varsa, panik içerisinde, korku içerisinde, terörize durumda değil. Anne onu bu dünyada tutuyor. Tamam mı? Hastalarla da böyle oluyor. Beraber regresyona girdiğimizde, onların bebek annesi gibi hem regresyona girmesini sağlayıp, hem de onun o korkuya düşmeden o regresyonu yaşamasını sağlayabiliyoruz. Ben yapıyorum bunu. Zaten de yapıyor. Ezgi de hafif hafif yapıyor. Peki hocam bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi dur, şunu söyleyeyim. Mesela bu hastalar ne oluyor? Bu hastalarda bir kere şöyle bir şey oluyor. Bir kere içlerindeki öfkede bir azalma oluyor. O değersizlik duygusunda bir azalma oluyor. Ve kendi kendilerine yorulduklarında ve zorlandıklarında benimle olduğu kadar derin olmasa da onu tekrarlama eğilimi. Onun için temiz sanırım. İtiraz ettim. Yani bunu yaşayan insan bunu ihtiyacı olduğunda yaşama eğilimi göstermeye başlıyor bir süre sonra. Tamam mı? Çok derin olmasa da oradan yararlanıyor ama bir şekilde bir enerjisinde bir takviye oluyor. Yani böyle bir yol da mümkün. Bence mesela yogada grup regresyonu, işte beraber regresyona girmeniz bence çok faydalı olabilir. İçinizde derin regresyona girebilen birileri varsa öbürküleri de çeker. Sonuçta grubun seviyesi aslında en zayıf halkası kadardır. Ama orada güçlü üyelerin olması diğerlerinin de işini kolaylaştırır. O zaman o korku azalır. Dolayısıyla bence birazcık buna ağırlık vermek lazım. Bilmiyorum kaç dakika ayırıyorsunuz meditasyona ama benim size tavsiyem meditasyon için ayırdığınız zamanı arttırmanız. Yani esas faydalı olan o. Esas içsel deneyim oradan çıkıyor. Uzun süre orada oturabilmeyi sağlamak için zaten asanalar var. Yani hareketler onun için var zaten. Yani orada hani biraz ya. Daha oturmayı becerebilmek için. Biz yatıyoruz öyle. Bizim için bir zorluk yok. Hatta pek yok. Selam Bey, bir şey söyleyeceğim. Şu konuşmanın başından gelirsek şimdi şöyle bir şey düşünüyoruz. Şimdi dediğiniz gibi ilkel dinlerde insanların kendisine dokunması diyelim, kendisine dokunmasını sağlayan bir takım ritüeller var. Sonra modern dinler geldiğinde bunu bir şekilde bloke ediyorlar.
Ama yine işte dervişler, şunlar, bunlar, tasavvuf. Bunu aramayı sürdüren tarih, bir grup yani var. İnsanlık tarihi bir şekilde onlar için içinde o zaman. Evet. O zaman şunu düşünüyoruz ki bu gerekli. Evet. Zaten bundan şüphe bunun, yok. Yani bence noktası... mesela şunu söyleyeceğim. Çok iddialı olacak. Ama mesela bu diyelim ki bugün küresel sistem insanları yönetiyor. Hangi marka cep telefonu alacağınızı, kaç para harcayacağınızı, efendim üstünüze giyeceğiniz kıyafetin markasını, bilmem neyini reklamıyla, bokuyla, püsürüyle oluşturduğu şeyle pekala hepimizi yönetiyor, değil mi? Eğer biz bu Hristiyanlık, Musevilik ve Müslümanlık yüzünden bu kadar kendi hakikatimizden kopmamış olsaydık, buna alışık olmamasaydık kimse bizi yönetemez. Tamam. Şimdi buradan devam edelim. Devam. Şimdi böyle bir ihtiyaç var. Yani insanın evet. sağlıklı olması için evet. bir şekilde kendine dokunması gerekiyor. Şimdi ama bir yandan da deriz ki o kendine dokunması için sağlıklı bir bebek anneliği almış olması gerekiyor. Ama şimdi patladığımız nokta şurası oluyor ki diyelim ki 1960'ların sonu 70'lerin itibaren sağlıklı bebek anneliği alma eğilisi çok düştü. Böyle düştü. Yani hani anne çalışmaya başladığı anda evet, diyelim evet. ki Amerika'da 1950'de, evet. Türkiye'de 1970'in başında. Evet. Yani şimdi Amerika'da 1960'larda. 60 bizde de 10 sene sonra gelmiş. Evet. Yani çünkü bu hani annenin becerdiği, beceremediği doğal olup olmadığı. Evet. Yani köydeki çocuk çok daha sağlıklı bir bebek. Yok, köydeki çocuk annesinden annelik almıyor. Annelik almış olsa köylüler böyle olmaz. Bu kadar ağzımıza sıçmaz. Minibüsçülere böyle olmaz. Adamı umursuyor mu seni arkanda? Sen 10 dakika beklesen de görmüyor bile. Seni eşya yerine koyuyor. Annesi onu eşya yerine koymuş. Karnı doyurulacak bir eşya yerine koymuş. Bizim köylülüğün en büyük problemi annelik eksikliğidir. Öküz gibidir yani. O yüzden olunca vatan sağ olsun. Aynen. Onun için hiç umurunda değil. Ölüyorum nasıl maaş bağlanıyor diye. Seviniyor bile. O yüzden boş ver, köylülük örnek değil. Yani çocukların da böyle Emine Hanım'a bilmem ne köylülere baktırmak da marifet değil. Yani onlar daha 5 tane çocuğu var, bakar. Ne bakar ya? Yüzüne bakar. İlişki kuramıyor ki. Kendinizi kandırmayın. Şu anda Türkiye'nin çektiği şey köylülük. Ne oldu Erol? Ben merak ediyorum. Ben merak ettiğim Gökhan merak ediyor mu soruyu? Yani şöyle bir şey var. Ya bu konuyu yarın devam edelim. Tamam. Yani saat 7:10 geçti. Bu yemek memek diyorlar. Doğru. Evet, doğru tamam. Bir şey dönecek. Biz evet. buradan bu senin sorduğun sorudan devam edelim aslında. Bunu nasıl çözeceğiz? Hı-hı. Diyelim ki gittikçe dünyada evet. insanlar daha az annelik alıyor. Peki biz ne bok yiyeceğiz? Böyle bir durumda ne yapmamız lazım? Ne yapalım? Mesela dikkat edelim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi saat 7:10 geçiyor. Bugün bence burada bırakalım şimdi. Yarın sabah 7:30'da burada olalım. Yarın 7:30'dan normalde 8'den 10'a yapacağımız çalışmayı 7:30'dan 10'a yapalım. Sabah tekniği ilk başta konuşalım. Soru işaretleri olanları onları konuşalım. İşte rahatsızlığı olan var mı falan bir onları soracağım. Belli bilmediklerim var. Onları konuşalım. Ondan sonra 8 gibi başlarız. Yani bir yarım saate ihtiyaç yok aslında. Ama 7:30'da burada toplanmaya 7:30 diyelim de biz hani bir 5 dakikayı tolere edebilirim yani. Saat 10'da? Saat 10'da 5 halinde kahvaltıya gideceğiz. Hadi bakalım. Erdoğan Bey'de meditasyona alalım. Girmişler. Olanlar...